Evet sayın seyirciler, bir barometre akşamı, yine pazartesi. Ümit Ümitsizlerim ve Mustafa Albayrak'la beraberiz. Ne konuşalım? Bir arada da ee, şimdi demin konuştuk. Biliyorsunuz biz biraz heterodoks programız. Yani biz böyle heterodoks klasik diğer programlarda Türkiye'de bir siyasi hayat olduğuna inanılıyor. Siyaset olduğuna inanılıyor. Bizim burada üçümüz de pek siyaset olduğuna Türkiye'de inanmıyoruz. Biz... Değişik yorumcularız yani. Değil mi sevgili evet. Gel bir siyasi hayat olduğuna ve de be, yani bir üçümüz yüzüne mesela çok farklı görüşleri var ama orada da bir tiyatro oynandığına hiçbir şüphemiz yok. Fakat da bir şeyler konuşmak lazım. İşte belki bunların dışında bazı analizler yapıyoruz. Özkök gelince de o analizleri yaptık. Şimdi bir sürü şeyler oluyor. Türkiye'de değil mi? Ama ben yani te temelde bir şey var. Mesela işte gelmeden ben bir arkadaşım bana attı. Ee, şeyde değil mi? Ver yansın diye ulusalcı bir site var değil mi? Erdem Atay evet. diye bir arkadaş var orada. Bana da takık bir arkadaştır ama bir röportaj yapmış CHP Menemen Belediye Başkanı. O bir şeyler söylüyor. <laughs> CHP karışmış durumda. Ümit Özdağ'la adayım diyor. İşte Tunç Soyer bilmem ne diyor. Bir sürü şey değil mi? Ne var başka? Ee, işte adaylar kim olacak CHP falan. Ümit Özdağ nereye adayım diyor. Ümit Özlale. Ha Ümit Özlale. İzmir, İzmir e adayım, adayım, adayım diyor ya. Tamam. Mesela bunlar siyaset mi ee, Ümit abi? Sana sorayım. Yani sen Tabii hepimizden eskisi mi? Yani 45 senelik siyasal hayatın bir gözlemcisin. Önce muhabir olarak, aydın olarak, yazar olarak, gazeteci olarak, değil mi? Evet. Ne diyorsun şimdi bunları tamam, konuş. Bakın bakın bunlar. Siyasetin günlük halleri kayıpçı kavgası var bir nevi ama işte bir daha yaklaştıkça daha alevlenecek ortalık daha henüz daha tam adaylar Aha. belli olmadı ama bunu bizim her gün konuşmak konuşmamız her gün şey acaba CHP'nin içinde ne oluyor acaba AKP'nin içinde bu işte son bombalama olayından sonra o da soyluyla yerli kaya kavgaları başka şeyler de var aslında İşte ebabil Ebabil e denilen, şeyin soyluluğu ekibi deniyor. <laughs> Sen Ebabil'i gayet güzel anladın. Kutsal bir kuştur. Değil mi Ebabil? Evet. evet. Kur'an-ı Kerim'de geçen Kur şey Tayran Ebabil evet. diye. E, bir e, yol e, göstericidir değil e, mi Ebabil? E, e, yoldan ziyade o e, filleri yukarıdan aşağı attığı taşlarla hı. imha etmiştir. Kabe'yi yıkmaya giden Ebrehe'nin tamam. ordusunu e, Cenab-ı Allah gönderdiği bir e, kuş süresiyle ağızlarındaki atıklar, taşlardan onları imha etmişler. Peki Hatta şimdi ilginç oldu. Şimdi burada ne diyelim? Bir tarafta CHP içi kavgalar, tarafta, bir tarafta AK Parti içi kavgalar. AK Parti içi değil, değil mi? AK Parti de, de da, içi, Halef, Seref bilmem ne. Bir tarafta bunlar da Türkiye Türk, neler oluyor? Ortak? Türkiye o da bir gerginlik evet, vasıtası var olarak. Var mı acaba? Türkiye'nin geleceğine müessir mi bunlar sizce mesela? Türkiye'nin yönetimini... Devletin idaresini falan etkileyecek şeyler mi? Hayır şu an Gündelik böyle. bir böyle eğlence mi? Tamam. Kahve eğlencesi mi? Ay, tamam kahve eğlencesi diyorsunuz ama şimdi ekonomi bir türlü bunların istedikleri gibi e, iyiye doğru gitmiyor ne yazık ki. Peki peki ben sana sorayım. En önemli konuşacak sensin. Niye? Sevgili şey zaten bugünkü Türkiye'den büyük oranda memnun Tayyip Erdoğan'ın çok sevdalı bir destekçisi ve çıkarsız... Ee, pa ka parasız, destek kişi Mustafa Albayrak. Böyle adam bulmak da zordu Türkiye'de. <laughs> <laughs> ben hiçbir şeyden umudu olmayan bir insanım. Kazanacak isim bir lafı vardır. Sen biliyor musun? Hiçbir şeyden umudum yok. Hmm. kazanacak hiçbir, hiçbir şeyden umudum yok. Hiçbir konuda beklentim yok. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Dünyanın en özgür insanı benim. Yani hakikaten ben öyle düşünüyorum. Çok gelen giden kişiler özgür söyleyince şaşırıyorlar. Hayır şöyle özgür. <laughs> beklentin olmayınca bir şeyler idare etmek zorunda değilsin. Güçlü değil ben güçlü olursun. Ben mesela burada da çok sevdiğim Ender Alkoç'ları için. Benim buradayım. gördüğüm kadarıyla Ümit abi mi? de öyle. Sen gelelim. Senin beklentin Türkiye'de bir değişim olacak. Türkiye'de iktidar değişecek. İktidar olduğuna da inanmıyorum da palavra laflar hep biz söylüyoruz. Türkiye'de farklılık olacak. Buna inanıyor musun? Ama samimi cevap ver Yok çok samimi cevap vereceğim. Ee, bu seçimlerden sonra o inancımda bayağı bir sarsıntı yaşadım. Ee, Türk e, halkını ne hale getirdiğini görmüş olmaktan dolayı biraz. Yani paramparça olmuş bir ülke görünümündeyiz biz dışarıdan baktığın zaman. Burada... Mesela sen muhalif de, medyadan da umutsuzsun biliyorum. Yani muhalif medyadan e, kendi Ne kadar de, muhaliftir de, ondan da emin değilim diyorsun. Yani, ama e, yine de canını dişine takmış bazı e, şeyler... Yapmış. Bireysel insanlar var diyor ama sistem Tabii. olarak yok. Var ama... E, Şimdi baktığım zaman öylesine bir yere getirildi ki Türk halkı ayrımcı kendi doğrularını e, tek olarak kabul eden öyle değil de Türk Türk e, Türk halkı birbirine düşman birbirinden mahalleler sosyal medyada körükledi. Sosyal, medya, sosyal medyanın tabii o yönü maalesef zararlı olduğu şekilde e, körüklüyor. Hala da körüklüyor zaten. Ama sosyal medyanın bir de iyi tarafı var. Şimdi onu da göz ardı etmemek lazım. Ee, ben, ama siyasete geldiğin zaman hmm. şu anda siyaset yok benim gözümde. Bir siyasi hayat var mı Türkiye'de? Yok. Şundan dolayı. Bence yok. De yok. Bir kere Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana karargah olmaktan çıktı. Evet. Özellikle tek adam rejimi e, başladıktan sonra 2018'lerin hmm. bunun miladı da. Ondan önce de aslında şeydi. Çünkü öyle iktidar öyle ki hem yürütme elinde hem yasama organında çoğunluk elinde hem yargısıydı şuydu buydu o devletin organları olarak denetiminde. Bak mesela bir haber. İşte bu, bu, ilginç. Türkiye mikro şeylere düştü. Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası İçişleri Ali Yerlikay'a hedef gösteren Hı. Fazıl Duygun gözaltına almış, tutuklanmış. Bunu muhalif yani muhalif tırnak istediler. Senin ee, iyi hukukun olan. Tanıdığım bir insan tabii. Heh, Fazıl Duygun şu an evinden götürülüyor. Ee, Muhalif yani bu... bunu şöyle haber yapmış. Hilal Kaplan'ın da içinde bulunduğu pelikan örgütünün üyesi Fazıl duygun gözaltına aldı. Yok canım. Ya. Şimdi şöyle ben anlıyorum seni. Bir dakika. Şimdi bu iç kavgalardan da sen şey. de iç iç kavgalardan da öbür taraf mutlu oluyor kendince. E, tabii. tabii. Bu, bu böyle ben salak böyle sa iç kavga olsa bir o da ne olur olarak. Mesela Menemen Belediye Başkanı Tunca Özkan hırsız dakika, diyor. Yani. Çok doğru. Çok, Ak, doğal, çok tam, tam, tabii o. Bir dakika. Ne diyorsun? Fazlı duygun tanır mıydı? Yok tanımıyorum ben. Evet. Kaplan'a yakın mıdır? Uyduruyorlar mı? Yok ya. ben de şimdi onu soruyorum. tanır. Tanışıklığı vardır ama öyle onu hani aynı örgüt içinde. için. Ya onu o örgüt, şeyin lafı yani muhaliflerin lafı. Fa, Sen, de ama seni şaşırdın. Tabii şey. Duygun'un tutuklanması seni Tutuklanmış şaşırttı. Şey gözaltına Gözaltı. Gözaltı. Yani ama yani ben bu gördüm hatta içimden dedim ki yani ne iş yani o... kavgaya giriyor diye içimden eleştirdim. He. İçimden ama. Şimdi sen söyleyince onun tweet'i aklıma geldi. Ya ben bu olaya karşıyım. Yani O tweet Ebabil tweet'i. E, ebabil tweet'i. E, tweet e. de, ebabil Ebabil tweet'i zaten bürokratlar tutuklandı. E, onlar tutuklanmışlar evet. Kimler? E, ebabil tweet'ini attıran tutuklu bürokratlar. Kim o? herhalde senin sen Soylu'ya yakın demek istiyorsun. Ama bir yandan Hilal Kaplan dediğin ekip de Soylu'ya yakın bir ekip değildir. Bir değildir yok işte, ben de onun için hayır dedim demin. Fazıl Bülgün Soylu'ya yakın mıdır? Ya Fazıl gariban bir insan. Hiç kimseye yakın değil yani. Valla anlaşılan şu. Var, şey şu var, fikren, Türkiye fikren, yakın olabilir. Mesela ben şimdi Sayın Erdoğan'a yakın mıyım? Şimdi Sayın Erdoğan'a evet Erdoğan, evet yakın. Şöyle, ben, ben, kendimi fikren Sayın Erdoğan'a yakın hissediyorum. Ben kendime fikren, diyeyim ki Abdülhamit Han'a yakın hissediyorum. Ama Abdülhamit Han ölmüş, benden haberi yok. Benim varlığımda haberi yok. Öylelik 100 sene olmuş. Şimdi bir insan aynı şeyleri başka bir insandan aynı çizgide paralel olarak savunabilir. Bu onun adamı olduğunu göstermez. Yani, şimdi bakın, ama... Sevgi bir dakika uzaklaşmayalım. Önce manzara çizelim, sonra yorum yapalım. Şimdi i̇ki tane aktüel vakatta hatta şimdi... Ben hemen belediye başkanı Serdar Aksoy'un cebine attılar bana bağlanabilir diye. Şimdi bir tarafta ne var? CHP bana göre bitmiş bir parti. İç kavgaları var. AK Parti şaşıracaksın. O da bitmiş bir parti. İç kavgaları var. Devlet var. Türkiye Cumhuriyet Devleti tarihte görülmediği kadar güçlü mü diyorsun? Güçlü ya da kudretli ya da bir yerde. Ali Yerlikaya olayında ilginç olan şu. Bu kadar çabuk Yerlikaya'yı tenkit eden tırnak içinde AK Partili grupların tutuklanabilmesi çok ilginç. Onlar tabi FETÖ'cüler Çiftleri Bakanlığı'nı ele geçirdi gibi komik şeyler söylüyorlar. Aslında bizim burada hep söylediğimiz bir şey vardır sevgili Zileli. Ben hep şunu görmüşümdür Türkiye'de. Mustafa Abi'yle de paylaşmışımdır. Türkiye'de daha tehlikeli olan şey iç savaştır. İç savaşa girersen, ya mesela diyelim sen CHP'sin o AK Partili kavga ettiniz. Bu çok centilmence de biter. Ama aile içi iç savaş, polis içi iç savaş, istihbarat iç savaş, devlet içi iç savaşa girdin mi bunun sonra hep böyle bitiyor. Hatta bunun bir örneği vardır. Hep biraz güldüreyim, şeyde de Fazıl Fazla duygunu gözaltına Biraz seni şaşırttı. Çok şaşırt çünkü ben şaşırt. bakıyorum. da biri. İslamcı çizgide herhalde. E, eski İbdacı. İbdacılardan. Yani, yani İslam Büyük Doğu. Tabii. Mesela oyunu kime veriyor? Neyse deneyim, bilemiyorum. Bilemiyoruz. Yani. Ama şu var. Hiç unutmuyorum. senin de eskiden tanıdığın. Peki şey yapmazsın ama. Hikmet Çetinkaya, bir gün Ahmet Hakan'ın programına çıkmıştı. Eyvah. Ne diyeyim, tutuklanmıştı. Dedi ki, ee, Ahmet Hakan, ya Hikmet abi dedi, sen dedi, baktık dedi, 56 tane kitap yazmışsın Fethullah Gülen aleyhine dedi. 56 tane mi? 56 tane. Neyse o zaman belki de abartı. Yani. Ben, ama 20 tane yani vardır. 20 tane vardır. 40 20, biliyorum. Tane vardır. Ya, 20 abi. yazdığını biliyorum ama kitap tabii, 56 tane çok Abi değil. 75 defa adamın Gülen ile ilgili haberi var ya. Biliyorum seni. <laughs> Sonra da tabii en son finalde Gülen sivil toplum lideridir dedi. Ben ona çok güldüm yani. Bütün ömrü boyunca adam emek vermiş. Ne yapsın? Tek korkuttular. Abi hiç o ne unutmuyorum. Dedi ki İlkmen Çetin Kaya. Ama sen dedi bu kadar kitap böyle seni niye içeri almıyorlar dedi. Yani ne dedim dedi. Bunlar çok daha senin kadar gülen taki insanlar değil dedim. Onun bile bu vardı. Dedi ki ben dedi Ahmet dedi tecrübeli bir gazeteciyim dedi. Ben salak değilim dedi. Ben polis içi kavgada taraf olmam dedi. Polis içi kavgada taraf olan gazetecinin sonu hapistir ya da mezardır dedi. Bu önemli bir laf önemli bir O gün Tabii için. Tabii tecrübesi var. O gün için. için. Şu anda çalışıyor, devam ediyor mu Cumhuriyet? Ee, yok herhalde zaten yok. hasta, şey, ölümle pençeleşiyor. Ee, bayağı çünkü. Öyle bir Yani şimdi baktığın zaman, hem mesela şimdi ismini vermeyelim. Geçen hafta geçti. Başka bir sebepten içeride gözüken bir arkadaş var. <laughs> o sebepten de içeride değil. Onu bir gün çengel geri e gördüm. Hmm. Yani dedim geçen hafta geçti Atatürk'e hakaret falan filan. Hmm. Çıktı hocam. Bak sen... oğlum dedi. He? Dışarıda o ya. Dışarıda mı şu Dışarıda an? Var. Ha bilmiyorum. Bak Adi dedim. Mi? Neyse bir şey evet, demiyorum. Evet. Bak dedim. Oğlum Çengelköy'de bak bunlardan bir şey olmaz. Ama senin söylediğin bazı tweetler var. Bak dedim. Bundan seni uyarlar. Bu dedim. Tam devlet içi kavgaya giriyorsun. İstihbaratçı kavgaya giriyorsun. Tutuklarlar seni uzun süre çıkartmazlar. Hakikaten. Bir sene ne kadar kaldı? Tam bir sene yat. Bir sene ki ciddi bir rakamdır. Ya, Türkiye'de Sedef Kabaş bağırıyor çağırıyor 3 ay yattı dedi Bağırıyor evet. çağırıyor dediğinde. O da şey... o da yanlış. Hepsi evet. yanlış ama. Yani yani o da, şu şimdi burada da o üç 3 ay falan 90 Burada da bence var. hakikaten siyasete en yakın olay zannediyorum şu İçişleri Bakanlığındaki hadise. Bu gözaltıları önce sana sorayım içeriden bir bak sen nasıl yorumluyorsun bu gözaltıları? Ya şimdi ben önce bahsettiğiniz isimle alakalı baktım Fazıl Bey'in evet. tweetine. Evet şeyi eleştiriyor burada diyor İçişleri Bakanlığı'nın diyor zaafı var diyor ama e, ne demiş PKK'lı teröristler Kayseri'nin Debeli ilçesine geliyor veterineri katlediyor işte ticari aracını çalıyor falan 360 kilometrelik yolu e, geliyor Ankara'ya giriyor meclis açıldığı gün Ankara Merkezi İçişleri Bakanlığı'na saldırıyor bundan daha büyük zaafiyet mi olur yahu diyor şimdi yani muhalefet ağzıyla atılmış bir tweet mesela bunun daha ağırını Sayın Ayşen Arslan ha? Halk TV'de ben O bilir. atabilir bir dakika. ama dakika. o burada hiç savaş var. da ama şimdi şu okuduğu Aslında şeyde. Aslında işte bizim tezimize geliyor. Bir dakika da şu okuduğu <laughs> şeyde hiçbir şey yok. Ata, bu, atar abi içeri. Daha ağırın Arslan'ı Devlet atar. Çünkü, çünkü, çünkü Ali Yerlikaya ve ekibi onun ama, ne adına atıldığını biliyor. Yalnız sen abi, sana bir kim dakika. söyledi o haberi? Ben, ben senin niyetini öyle şey olur mu ya yani. ben senin niyetini okuyorum. ben hemen atayım sana gözaltına alınmış. Gözaltına. Hemen sana atayım. Şimdi bir dakika ben bu şunu anlamıyorum. Adamın orada yazdıkları ortada. Yani orada ne bir hakaret var. Yok can kardeşim, var. Risipara var. Zaafiyet, zaafiyet. Ya bir dakika. Abi işte bunu canım yoksa bir şey demem ya. Yani. <laughs> Tabii Bilmiyorum. ki. Yani bir şey ee, yok orada da. şimdi seçilen gün aslında enteresan bir gün. Meclis açılıyor. Tam karşısı zaten İçişleri Bakanlığı'nın. Köşede İçişleri Bakanlığı karşısında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve oranın güvenliğini sağlamak için polis oralara yığılmış. Evet. Ama bu taraf daha sakin. Geliyor, giriyor, onu yapıyor, yapamıyor. Bir tanesi öldürülüyor zaten. Öbürü kendini patlatıyor filan. Aynen. Evet. Ee, bir tane de lav silahı var o evet, 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 görünen. Ki iyi ki Allah'tan onu kullanamamışlar yani. Evet, evet, evet. Ee, şimdi şimdi buna şimdi ne kadar şey orada, bilmiyorum. E, devam edersin Mustafa. Evet. Burada bizim polisimiz baktığın zaman güvenlik güçlerimiz bir olay olduktan sonra gerçekten çok hızlı hareket eden çok hızlı sonuca giden bir yapıya sahip, tebrik edilmesi gereken bir şey tabii. Ama bu işin de öncesi var. Abi yani senin istihbaratın tabii her yer haber yapmış. yapmış, her yer haber yapmış. Göz altında. Ee, evet abi devam. Senin istihbarat olarak da çok güçlü olman lazım ki olay olmadan yakalayabilirsin. Olay olduktan sonra tabii ki yakalayacaksın, onu da gayet de iyi götürüyorsun, yapıyorsun, ediyorsun ama bu tarafı var olay. Ha bunu bir insan eleştirebilir. Tabii ki eleştirir ama şimdi arkadaşlar şimdi şey biraz eleştir. çok safça konuşuyorsunuz. Bu eleştiri falan değil. Burada aynı demin anlattığım olay gibi. Yani o günkü tabirle Hikmet Çetin yazdıklarının milyonda birini yazmıştı o arkadaşımız. şimdi önemli de yani bence rejimin önemli gazetecilerinden biri. Çok önemli gazetecilerden biri yani vurucu. Nedir, onu, onu ne yapalım. Çok şimdi... Ama orada Fetö değil. hayır ama şu var. Orada da o o Fetöcü polislere karşı polisler vardı. Hanife Avcı. Tamam. Oydu. Ya mesela Hikmet Çetinkaya Ankara Gülen karşıtıydı. Tamam. Onu hapse atmıyorlar. Tamam. Çünkü o tamam. gidiyor ediyordu. Hani Bahsettin gene. Bahsettiğin gazeteci hapse atan irade FETÖ iradesi. Tamam bir de başka bir şeye gelelim. Bir dakika. Haklısın. FETÖ'ye haklısın. O bu. Ömer Turan gözaltına alınması. Beraber yaşadık. Neydi? E, tabii o da iç kavgaya girdi ama burada iç Ömer kavga da... Turan isimli o dönemin tabiriyle çok koyu Erdoğancı bir karakter vardı. Koyu Erdoğancı. Bak siz hep işte muhalifler bunlar okuyamıyor okuyamıyor. Türkiye'ye geldik benim gibi adamların muhalif olması lazım. O da komik. Olacak hal, olacak işte de değil artık bu dakikadan sonra. Arkadaş Ömer Turan hapse atıldı. Ama o zaman Erdoğan militanı ne? Şey falan. Mustafa abi falan yetersiz bulur. Mustafa abi çok hataları da söyleyen bir adam. Yani, Hatta ben Doğru mu? Ömer Turan. Ömer Turan gözaltına alındı. Ve söylemek doğru mu ama dayak da yedi. Evet. <laughs> Karakolda çok kötü dövdüler. Yerde yatırdılar. Baya yani. Ne bu adam? Çünkü Hiç o dedi ki Hakan Fidan'a FETÖ'cü dedi. Ha. Ama onu da kendi gibi değil. Ve başka bir şey adına söyledi. Ve e, o, bu oldu. O gün çalıştığım gazete detaylara giremem. En önemli adamdan biri. Sana anlatmıştım. Ya dedi, Rasim şöyle şöyle bir durum var. Bizimkiler çok dedi, tedirgin oluyor. Bir iki yazar arkadaş olabiliyor. Ya baba dedim bu iktidarası iktidar medyası. iktidarın yazarları da dedim. O zaman ben de oradayım. Tutuklanmaktan korkarım ne oluyor? Biliyorum ama ben de domuzuna soruyorum. Abi dedi, diyorsun? Adamlar bizden şey istiyor dedi. Ne yapabiliriz? Ben de dedim ki gidin şu arkadaş kalın. Bu. oldu. Sen bugün korkudan bir Yılmaz Özil evine gitmedin. Öbüründe değil mi? Bu arkadaşlar o da biliyor. Yani sevgili Mustafa abi de biliyor. Ömer Turan tutuklandığı gün korkuyla ne yapacaklarını bilemediler. Çünkü Ömer Turan onlarla beraber hareket ediyordu diye herhalde düşünerek ya da belki ne olacağını bilmeyerek ya da belki paranoya, belki paranoya. Abi hakikaten Ömer Turan'ı alarak bir nevi hepsini değil mi? Yani Ömer Turan olayı tipik bir ondan sonra Ömer değildi delirdi Zafer Partili falan oldu galiba değil mi? Şimdi Güzel. önce MHP'ye gitti. Ondan sonra İyi Parti'ye gitti. Hatta sen bir gün ona tweet attın. Dedin ki işte e, mürted. De, dedi. Bu dedi emniyet müdürlüğü. Bu benim idamımı istiyor. Hiç unutmuyorum onu. Mürted dedi ona. Sen döndün diye. Mürted dönek demek. Mürted <laughs> hava üstü şeyden Onu gider. bir adansana, Ta Tatarlar. Emniyet genel müdürlüğünü koydu oraya. Evet. <laughs> <mi? gülüyor> yani ben hani davasını terk eden manasını dedim. Fakat İslami literatürde mürtet dinden dönmüş manasına gelir. Müslümanken dinden dönen de şer'i hükümlerin uygulandığı bir devlette yani hukuk şeriata dayanıyorsa ölümle ölüm cezalandırır. O da sözde hani ben de İslami mahalleden olduğum için o manada söylediğimi zannederek işte benim bu öldürülmemi istiyor falan ya Türkiye'de İslami rejim yok Türkiye'de layık <laughs> bir rejim var. Yani ondan sonra emniyeti etiketlemiş, Adalet Bakanı etiketlemiş falan. Öyle bir şey, komik bir durum olmuş. Ya ama mesela o mesela, öyle, Ömer Turan tam bir iç savaşta i̇ç kavga, tetikçilik. Şimdi, evet. İç savaşta tetikçilik derecesinde bir muhalifin bile göremeyeceği muameleyi gördü. Evet. Ama, tamam. ben burada öyle bir şey gördüm. Onu bilmiyorum. Şimdi benim ama burada ama onun fazla duyunun duygunun tutuklanma var. sebebi aynı şey. Ben evet. yani haklıdır falan demiyorum ha. İç evet. savaş. Ben evet. Ömer Tural'a da yapılan muameleye Ondan karşıyım. Onlar yazıyordu. O şu ana kadar ismi geçen... Ama sen yapılan hepsi... muameleyi doğru buluyor musun? Yok canım. adamı dövdüler. Yani adam evet. yerde... Başka İç şeyler de var. Gülüyorum çünkü, çünkü savaş COVID... fark etmez. Tetikçi her zaman evet. kullanılır Zolun. ve çöplüğe atılır. Bu kadar Tebke, yani. Şimdi burada da yalnız dikkat. Ebabil. Çünkü bak şu çok önemli sevgili ee, Albayrak. Mesela Ümit abi geldi. Sen Karaköy'ün önemli bir aynı zamanda esnafısın. Estağfurullah. Dedi ki ya bu Karaköy'deki esnaf da dedi, sıktı dedi. Allah'ın seversen bunlar dükkanlarını temiz tutmuyorlar dedi elektrikçiler. Hı. Bu nedir? Kimse yüz buradan bundan bir şey Haklısın derler. Daha temiz olmamız lazım derler falan. Ama sen beni karşıdaki diğer elektrik şirketinin adamı olduğumu biliyorsa. E ben ki, Mustafa Albayrak şöyledir, böyledir, Tabii. malları çürük. Ben vallahi buldum mu beni bir temiz görmek istedim. Ya, ya da, sen de dedi. O biraz Tabii. şu an Türkiye'de yaşanan aslında bu. Görülen bu. Ya yoksa normalde bir insan e, İçişleri Bakanlığı'nı eleştirebilir, Adalet Bakanlığı'nı eleştirebilir, Cumhurbaşkanımız da eleştirebilir. Herkesin. Ama ilk savaşta tehlikeliğin dediği... Ama şu, yani eski bakın, bakan adına yeni bakana ha, saldırıyorsa... Abi, kaç gün önce bu sığınmacılarla ilgili 8 kişi önce gözaltına aldılar, sonra tutukladılar. Ama onlar kışkırtıcılık yapıyorlar. Ne bu, bu öyle değil. Ee... O iç savaş değil. O Hayır. bildiğin nefret suçunu işliyorlar. Hayır, sen dedin ya o Hı. da eleştirilir, bu da eleştirilir, eleştirilir bu da bilmem. Bu bu da eleştirilir tamam. ya. Yani siz bak, yani kadar zor durumdayız ki nasıl konuşacağımızı da bilemiyoruz farkında evet. mısınız? <laughs> Vallahi billahi, hayatımda böyle bir dönem yaşamadım. Senle çıktık. Ne manyak tartışmalar yaptık. Ümit Özdağ, sen, ben. Her şey belliydi. Asker vardı. işte de bileyim sence Cumhuriyet savunması vardı. Bizce askeri vesaire yıkılması vardı falan. İkinci seferde e, neydi 2013'ten sonra? Bir tarafta evet. cemaat vardı. Cefeto vardı. Bir tarafta Tayyip Erdoğan vardı. Değil mi? Onun da mesela sembollerinden birinde en nazlı olacak Nagihan'ın kavgası. Evet. hatırlar mısın? Her gün kavga Hı. diğerleri de bakıyor. Hiç unutmuyorum o zaman bir tweet'i. Solcu bir e, profesyonel tweet'i. Ya dedi Türkiye'nin en önemli siyasi tartışması Nazlı Ilıcak'la Nagihan Alçası geçtiyse bir hepimiz ayvayı yemişiz demektir. Çünkü aslında hani diğer aktörlerin hiçbir önemi yoktu artık orada. Ya, C ya FETÖ kazanacak ya Tayyip Erdoğan kazanacak. Doğru. Ya Erdoğan ya Gülen. Altan Öymen'in onun bunun bir önemi yoktu artık orada. Orada da Nazlı Ilıcak tamamen FETÖ'ye yanlısı olmuştu. Nagihan karşıda ya yani Tayyip Erdoğan'ın yanındaydı ve o kavga. Ama orada. 2013'ten sonra. Orada biliyorum bir... anlıyorum. Orada hmm. akıllı olan Nagihan'dı. <laughs> Şundan Elinde bütün e, kozları tutan o ülkeyi yönetendir. Ama yani, çok ilginç, Ordusu, güvenlik güçleri. Haklısın yardımcısı. bak sen de o dönem Allah var. Sen de o dönem kemiksiz. Kemiksiz bir biçimde Gülen'in kanalına gitmedi. Mesela ismini vermek istemediğim, cezai ehliyeti olmadığını düşündüğüm için ismini vermek istemediğim bir çağız. Sen Abi gitme diyordu şu zaman geliyor. Aslında sevmiyordu onları. Bunlar hmm. ne zaman bitecek diyordu bana. Bak telefonda inilere ne zaman girilecek diyordu. Abi diyorum inilere biz girelim de sen niye zaman yol habere gidiyorsun? Çünkü ha. onda eski baba adam olduğu için bir, <laughs> bir denge yapıyordu. Mesela Sedef Kabaş da çok gitti zaman yol haber odana. ne işiniz var da... kardeşim siz orada? Tamam, yani sen hiç gitmedin. Var. Gitmedim tamam. Gitmedin. Bir kere benim Zorumla gitti. 2011 senesinde Daha kavga yoktu Aa, o zaman. Kavga ama. yoktu. şey o zaman işte ben, yüzey... Faruk Mercan'ı yayınlattı. Yani. Orada da spiker büyük bir şeyle benim ülke tarafımda yer aldı. Bir kere gitti. Bir kere, kere gitmiş. O, o da zaman şey değil. STV değil. STV Haber. Tabii. Haber bölümü ya yani, şey gibi. Evet. A Haber. Şey yani, gibi. Ümit Özdağ'ın bile. Hı. 2014'te yazılar var. Hizmet hareketinin polisleriyle konuştum. Hı. Şimdi onlar tabii o zaman çözüm sürecine karşıyız ayağı yapıyorlardı. Özdağ etkiliyorlardı. Halbuki orada ona bakmayacaksın sen artık. Orada FETÖ her türlü şey kullanıyor. Tıpkı buradaki şey gibi. Şimdi bu olaylar olmaya başladı Ayhan kapla. Ee, bir arkadaşımı aradım. Ya onu soyluya yakın diye biline. Sen de biliyorsun. Abi dedi işte kahvekalılar çıkıyor. Tam bunlar FETÖ taktikleri bilmem ne. Dedim eyvah bak bu söyleme sersen. Bu doğru değil. Ya yani, bu dedim birbiri yemek için bahane kul bulanıyorsun. Hani iki Karaköy'de iki hesap kavga eder birbirine FETÖ'cü derse o artık oradaki olay FETÖ değildir değil mi? Ticari kavgadır. Ticari. Ya ondan sonra ben üzerine gidince de ya ben zaten işte artık onları sevmiyorum, memnunum Ya asla olay iç savaşa giren herkes yine bir aile içi kavgada girdiğince baban akşam seni öldürecek mi korkuyorsun? Abini öldürecek mi korkuyorsun? Kardeşin iç savaş biraz öyle bir şey biliyorsun. Yani komşundan daha çok. Komşundan daha evet. Komşu belli abi, komşu dışarıda. Doğru mu? Doğru. Ama içerideki savaşta, mesela Cumhuriyet içinde çok savaşlar yaşadınız aslında. E ama e, 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 acımasız e, savaşlar. Yani bizimki acımasızlığı bambaşka, sizinki daha bambaşka. Ay o ben, ben hiçbir hiç savaşa girmedim çok şükür de. Yani Girmedin ama sizin gazete girdi. Girdi girdi. E, bir, e, bir, tanesi çıktı biz kullanışlı aptallarmışız dedi. Girdi. O şey tarafı diyor. Enerji tarafı diyor. savaştan sonra tarafın olayı ben ayrılana kadar e, askeri vesayeti yıkmaktı. Yıkmak için sınır tanımıyordu tabii doğru. Sonrasında doğru haklısın. 2012'den sonra iç, iç, savaşa oldu. girdiler. Evet, evet. Ya, yani sen evet. hala olaylara bakıyorsun herhalde. Ee, kaygılısın. Kaygılı işte, ilk defa senin suratını, çünkü sen gülümseyen bir insansın. Evet. Türkiye'de teşhisleri olan, gülen. Kaygılısın. Suratın neden kaygılı? Hayır, kaygı, kaygı demeyeyim de şu var yani. Can sıkıcı yani yüzücü bir şey. Şimdi bazı Duygun hakikaten gariban bir insan, işsiz bir insan. Ondan sonra fiziki olarak da bazı engelleri var. Kulakları ağır oluyor. para ve para karşılığı yazdırılır mı? Hayır, hayır tweet'e bakıyorum. Ali, 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 Ali Kaya, bak. Şimdi... Atlı e bakma. Biliyorsunuz olayın atlı olmadığını. Evet. Elçişleri bakın Ali Yerlikaya'yı da anlayalım. Bak ben kimsenin tarafı değilim. Ali Yerlikaya'yı tanıdım. Çalarak... belki ifade alınacaktır. Belki bırakılacaktır. Belki şey, bir gün sonra bırakıldı ee, Ömer. Ama bir, bir, o ders oldu ona bir daha. Evet. öbürünü bir sene attılar işte. Şimdi ben şu var. İç kavgaya kim giriyorsa bir defa hata ediyor. Yani demin söylediğin gibi senin. Sen girmedin. Ya, ya girmen de beni bilmiyorum da zaten. Ben niye gireyim ya? Ben bilmiyorum ki Şimdi eski bakandan yeni bakanlar arasında kadro tartışmaları var. TRT'de vardı bir iç savaş. TRT'de var. Her yerde var. İç savaşın olmadığı bir yer yok ki. CHP'de de var. En küçük Bu ne biliyor musun? Türkiye'de büyük siyaset bitince. Evet. Orada bir dominasyon olunca. Evet. Ayıp Erdoğan'ıyla silahlı kuvvetleri al. Mesela sana örnek. Türkiye siyaseti bittiğine örnek biri. Gençler arası, muhalif gençler arası en popüler dergilerden biri nedir? Kafa dergisi. Korkunç popüler bu dergi. Kafa, Mafa onların bir grup bir dergi var. Biliyorum. Hı. Kimdir Kafa dergisinin sahibi? Ee, Candaş Tolga Işık. Candaş Tolga Işık. Birkaç gün önce kimle program yaptı? TV 100'de. Selçuk Bayraktar. Yaptı evet. Selçuk Bayraktar ona sordu. Siyasete girecek misiniz diye sordu. Ben siyasete girsem sen bana oy verir misin dedi. Evet veririm dedi. E Selçuk Bayraktar'a oy vermek muhalefet mi oldu? Nasıl, Şimdi, ben ya nasıl çünkü. muhalefet olur <laughs> ki? Ya kardeşim <laughs> gelme. Selçuk Bayraktar'a oy veren biri senin için senin yanında insandır. Yani Tayyip Bey'den sonra diyelim Tayyip Bey aday olmayacak Selçuk Bey aday olacak. Kime verecek herkes? Tayyip, Bey verecek herkes? Tayyip Selçuk Bey'e verecekler. Değil mi? Evet. E de Candaş Tolga Işık'la veriyorsa Kafa dergisi Cemal veriyorsa demek ki onlar muhalefet değil. Kucaklamanız. Onlar sol da muhalefet değil ki ya. Şandaş sol, her tarafa oynayabilen <gülüyor> insan. <gülüyor> Bilmiyorum sen cevap ver buradan. Benim görüşüm bu öyle gördükler taraf... oldu şeyde e, bu. Sen bu olayı duyduktan ee, zamandan sonra böyle şeyler oldu. Sen nasıl nasıl görüyorsun mesela Selçuk Baydar'a oy veririm demek muhalefet midir? Olur mu muhalefet ya? <laughs> ya bütün herkes <laughs> bu, bu o öbür cenahat sonrasında Cumhurbaşkanının Gelmesi muhtemel en önde gelenlerden birisi derken evet. bayraklar hakkında Selçuk bayrakları Selçuk bayrakları Selçuk bayrakları hakkında <laughs> yani bak e, o yani can doshte geliştiriyorsunuz sen, sen daha iyi insanlar herkes yolunda diyebilir miyiz herkes size? yolunda diyeyim, laf diyelim ee, e, o zaman çok da ağırdı söyledi Mustafa Bayrak oraya karışcık çıkmıyorsun. Dedik ki bu Ali falan değil her tarafı bir şey söyleyeceğim. İç kavganın Daneskası'na girmedi mi? Ali Fuat Yılmaz Erin adamı değil miydi o? E, eskiden evet. Ali e, Fuat Yılmaz Erin mi? Evet. Eskiden. Bu eskiden. benim bilmediğim e, bir şey tabii yani. E, 2013-14'te. Ya kavgadan değil. O yine güce yakın ama, olmak için. Yok yok yok. Ama kavga ideolojik Başka bir şey taraflara da şirin gözlükle için kurtardı paçayı. Yani, e, evet, evet, yoksa yani. Nereden kurtardı? E, oradan oraya. Evet. Yani Nedim Şener gibi olur da olur da yürüyorsa bu işler bizi yandı. da evet, yani güç diye o zaman Ali Fuat güçlü. O, o arada yani, yani o zaman, Ali bir, anda, bir karakter değil zaten Ali de. Fuat şu anda Silivri'de yatıyor. Hapiste 10 senedir hapiste. Ee, şimdi Nedim Bey gibi Nedim... 10 sene olmaz 2014. Ya Ali Fuat Yılmazer'i hmm. iyi tanırım. Hapse girmezse de büyük payım vardır yani burada. <laughs> bir şey söyle, bazı söylemiyorum ya. Şimdi evet, evet. sevgili Nedim Şener gibi omurgalı bir insan olmuş olsaydı o da hapse girerdi o zaman. Hmm. E, yani... 15 Temmuz'dan sonra girecek gibiydi de kurtardılar. E, İyi kurtardılar de kurtardılar. Ya, gerek ya, yok. Ya, kimsenin kimsenin biz girmesini ama. istemeyiz ama yani öyle belli bir çizgisi ya olan insan değil. Zaten Cevim'in yani. bahsettiğimiz kanalı biz burada anlattık. O kanala Özgök çıkamıyor, sen çıkamıyorsun, o çıkamıyor, bu çıkamıyor. Hatta koyu yandaş bilinen bir arkadaş kovdular. E oradaysa zaten onayı vardır. Evet. Ki. Tabii ki diyecek ki ben sana oy veririm diyecek ama işi tuhaf şu. Bir sürü genç de kafa Dergisi'ni muhalif dergi diye alıyor. E öyle. Ya bu, diyor, bu çok muhalif isimler de yazıyor Ama sevgili diyor. Zileli bu vallahi tarihte görülmedi. Mesela 12 Eylül sırasında ne vardı? Gırgır gır fırt. E gırgır gır fırt 12 Eylül'ün gazetesi diyemeyiz. Kendince 12 Eylül bir muhalefet ediyordu. Ama numaradan numaradan ediyor. Dolaylı dolaylı olarak do, dolanarak ediyordu korkudan. Bir şey var var değil mi? Ben bir tarih... milyon sattı. diyorum Heh. sana. Şimdi tarihte ilk defa muhalefet olmayan muhalefetle ilgili de olmayan bir şeyin ee, bir yapı muhalifler tarafından muhalefet zannediliyor. Vallahi bu ilk ya. Yani bu gerçekten ne evet Sultanahmet işte. döneminde vardı ne Atatürk bak, döneminde vardı. Bak bizim ilk defa oluyor. Bizim, bu. Bizde bir laf vardır. Türk milleti yazıya değil söze bağlıdır. Evet. Yani, sözeldir. Evet. Unutulur tabii sözlerde, ülmenlerde vesairelerde. Halbuki yazıya biraz dönük olsa yüzü belki ben bambaşka seyredecek başka şey. Şeyden önce e, şimdi ismini ben de söyleyeyim. Sabahta bir yazar vardı. Ondan büyük bir tartışma geçirmiştik biz şeyde. Emre mi? Emre. Emre de yazış çekildi gitti. <laughs> ne yapıyor? Ondan sonra e, karısı da çekildi onun Beraber çekildi. Nur, Nur ama şeydi ki abi o kız şeydi zaten o sabah pazarlarda falan. Ha, ondan sonra e, bu e, ergenlik konuda en sıcak zamanları Hı, hı hı Mehmet Ali Biran'ın programında biliyor hatırlıyorum e, yani. Biz şey e, bu İlhan Selçuk abuk ileri geri konuşunca e, ben de buna biraz oburgalı ol dedim. O tuttu. yani, <laughs> <O, gülüyor> Anladın mı? Yani dedim ki, sen, sen, unutulup gideceksin. Bak dedim Che Guevara'yı dedim e, kurşun, kurşunlayan, vuran adamı kimse hatırlıyor mu? Evet anladım. Hatırlamıyor. Anladım, anladım. Sen de dedim hiç kimse hatırlamayacak. Sizi dedim hatta. Sen, sen o bana sen kardeşim dedi. Sen kardeşin değilim dedim. Sonra dedim, sizi unutacaklar. Ne tartıştın Ümit abi? Ya Emre Akgöz. Akgöz, Akgöz, Emre Akgöz. Emre evet. Gerçek ama, Cimbolu Manchester <laughs> Star diyen kişi. Ama <gülüyor> <gülüyor> ama evet. e, o, İlhan Selçuk unutulmayacak bir isim tabii. Yani ne olursa olsun. Ee, Peki İlhan Selçuk hı? ruhu Doğan sence Muhalefete ilham verir mi? Yani o ya yeterince yaşıyor mu? Geçen sen ne dedin mesela? Sol Kemalizmi ben çok gerilemiş görüyorum. Ya, Bu ortada o, olan o, Atatürkçülük dedi. Sağ Atatürkçülük, ya, dedi. E, ha, sağ Atatürkçülük dedi. Sağ Atatürkçülük. Gardrop Atatürkçülüğü Uğur Dündar'ın Uğur Dündar, Dündar nereden <laughs> çıktı? Uğur <laughs> Mumcu'nun. <Mümcülüğün. gülüyor> Allah e, söyle. Uğur deyince. <laughs> Allah söyle e, yapsın. E, Bu arada o, Uğur, Uğur oldu. deyince öbür Uğur yani Duayen Uğur herkesi şaşırttı diyor. Duayen Uğur kim? Duayen Uğur Dündar. Ne yapmış? Ne yapmış? E, canlı yayındaki sözleri herkesi şaşırttı. MİT ve TSK'ya övgü dolu cümleler. Ya tabii ki de yapacak ya. Ya Uğur Dündar, devletin adamıdır. Yapmayın etmeyin ya, yapma ya muhalefet. devletin adamıdır. <laughs> Sanki sen de sordu... MİT ve TSK'ya nasıl övüyor ya? ya? Tabii ki övecek. Ne yapacak? MİT ve TSK karşısında çıkacak? Bak, sen de şeyleri E, Sezgin çıkıyor. Bu yani. benim bahsettiğim adamlar. böyle öyle istiyor. şeyler yaparlardı. Şimdi sıra artık 8. basamağa geldik. Şimdi sırada artık gazeteciler var siyasetçiler var. Bilmem ben, ben de ben de bir tanesine yazı yazdım dedim. Karim sen sorgu Şamil, yani. Şamil Tayyar. Mesela bak. Bak Şamil Tayyar. şu an AK Partili değil mi? Evet. Bak Şamil güzel örnek. Şamil Tayyar baya baya bugünkü Türkiye'de kenarda kaldı. Evet. Tabii. Kenarda kaldı çünkü o çizgisini fazla değiştirmedi. Belki de omurgalılık bu. Yani kalkıp da şey olmadı. Yani o hala o Ergenekon karşıtı dönemdeki şeyini değiştirmedi. Değiştirmedikçe bugün mesela Nedim Şener mi daha önemli? Nedim Şener'ler mübarek nefret ederler. AK Parti MKYK üyesi mi hala Çamlı'yı? Değil. Ee, yeni değil. Yeni değil. Ama şu sonra öyle. Hala MKYK üyesi. Hafta sonuna kadar Yani öyle. bugünkü Türkiye'de Nedim Şener mi daha etkili Tabii Tabii Nedim Şener güçlü. Herhalde 20 kat, 20 kat üstü. Nedim Şener güçlü, Mete Yarar güçlü, Masum Türkiye. güçlü. Masum Türkiye bak. Masum Türkiye, Şamil Tayyar'dan kaç kat güçlüdür? Şu anda daha medyatik. Daha AK Parti Parti MKG. Onlar aynı programda şey yapıyorlar ya. Tabii tabii. 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 zaten o paket program. Zaten ben onları gördüm mü? <laughs> Devletin kanalı. <laughs> Şimdi burada... Şu çok önemli. Hangi kanalda ülke? E, mi? ya ya yani, anlattık. Birçok TV, kanalda TV, çıkıyorlar TV. yani. Biz, aynı de, aynı ama sevgili zilleri kabul edin. Sizin taraf oldu. bunları analiz etmediği gibi bak orada aslında çok zilci bir adam var Yılmaz Özdil. Yılmaz aslında çok güzel analiz edip şey yapabilir ama Yılmaz'ın da bence ideolojik şöyle engelleri var. Bunları görecek adam ama bir sürü olan şeyden bence Yılmaz da hoşlanıyor Türkiye'de. Onları yani ne bileyim, olan olan İHA'lardı SİHA'lardı silah kuvvetlerimiz mit aşına aldı 18 kişiyi falan. Onu hoşlanınca bu, 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 tür konularda e, analiz zafiyeti yaşanıyor. Mesela bak demin ne diyor e, şey e, sevgili Mustafa Alperek Masum Türker diyor AK Parti BKK üyesinden daha güçlüdür diyor. Evet. Halbuki yani, orada e, o biliyor muhalif kontenjanına biliyorsun Masum Türker duruyor falan. Yani Masum Türker o, orada bir, bir bir, kişi daha var orada. Metin şey e, Mete Yarar. Işte, var, yarar zaten, Mete Yarar zaten, tiktir zaten şöyle yani o şu anda onlar <laughs> Hani iktidar tarafından. Yani. İktidar tarafından. Evet. Ama evet. Atatürk e Ama şu da, var. Yani, değil, devlet tarafından diyelim. Evet devlet değil tabii devlet iktidar değil. De. E, ve inandıklarını samimiyetle söylüyorlar. Yani ben Nedim Bey'in de, Mete Bey'in de inandıklarını samimiyetle söylediklerini. Ben de bu Mustafa'ya hayranım ha. Ya o tartışılır. Işte. Şöyle. Şey, şey, Atatürk hiçbir taviz Ama Mete 17-25 Aralık'ta. Çok korktu. Tamam yoluna Yok çıktı ben para. şu anki şeyin diyor. A haberden ayrıldı yani. Şimdi neyse artık şu an devlete faydalı adama ben de fazla bir laf etmeyeyim ama. Şimdi burada... Böyle mi ayırıyorsunuz? Ya, ya ben devlete, ayırmıyorum, ben gülüyorum ya. Devlete, ben olarak, böyle, ya. sevgili Zileli, bak <laughs> sevgili Zileli. Sevgili Zileli. Yani Tabii de şaşkınlık. Mesela, yani. nasıl hala şaşkınlık değil. Şaşkınlık değil mi? Yani. Sen iktidar ve muhalefet kavramlarını bir Zileli hala kullanırsa, ben sana yani yadırgarım. yadırganım kullanırsa. İktidar ve muhalefet kavramlarını kullanma artık. Abi, türlü. ya, Yok <laughs> lan, neyi abi. Nasıl anlatacağım şeyleri? Abi sen de yani Türkiye'de ayrı ya iktidar iktidar yandaşı muhalefet yoktu. geçen hafta sen Özgür kakarak gir gülmedi mi? Devlet iktidara el koydu. <laughs> kanala el koydu. televizyon yok. Ee, evet, abi devlet kanala el koydu. İç bu iç savaşta bir tarafta olduğu için bir yazarı attı. Onu mesela hapse atmazlar. Çünkü o bayağı büyük ses getirir. Doğru da olmaz arkadaşımız. Ama bak daha küçük milletin bilmedikleri atıyorlar içeri. bunlar olacağını biz söyledik iki hafta önce. E Babil'deki ya adamlar biliyorsunuz da. yani e biliyorsunuz sen de bilirsin abi iç savaşta işte sana anlatıyoruz da söyledim başta tetikçiler en sonunda mahkumdur yani Köle kullanırlar tetikçiler. beslenirler iç savaşta tetikçiler Köle yoksa çiz. hayatı boyu 50 sene bir kurumun tetikçisi olarak adam yaşadı mesela o da isim da vermeyelim da. minik kuş diye diye bir kurumun evet. bir kurumun tetikçisiydi ama Yapmayalım. iç savaşa girmemişti. Evet, Yok bak. Hiç. Ya, ya da, o, illa şey, onun için demiyorum. <laughs> i̇lla on için demiyorum. Hayır. İlla onun için demiyorum. Bu, bu, bu söyleyi bak. Allah onun için demiyorum. İlla sen şimdi isim vermedin <laughs> ben sana. Minik, minik, ya minik kuş değil. <laughs> neyi vereceksin lan daha? <laughs> minik kuşu gençler bilmiyor ya. Bilirler, minik kuş dediğin 90'larda kaldı. Ben de gencim biliyorum. Bir, da bir dakika. Minik, değil minik vardı. Sezen minik, minik kuş olayını benim bildiğim o yazar artık tabii abimiz 25 senedir falan kullanmıyor zaten. E kullanmıyor tabii. Minik kuş eskiden de o. Ya, ama eskiden de o zaman da tam zamanıydı. Tabii 28 Şubat Yani falan. birileri birileri istihbaratlarını birilerine şey yapıyor. O da kuşa devretti. Kuş geliyordu söylüyordu kulağı <laughs> Abi bu, bu bir meteo. <laughs> meteo ama kabul işte, et İlk, ne zaman başladı? Sayın Zileri Mesela mesela, şu tetikçilik diye Şimdi ah. Bak basın tarihli örnek. Demir Kırat yayınlanıyor. Mehmet evet. Emrah'ın. Evet. Hmm. Şimdi bu bahsettiğimiz yazar. Minik kuş demir rahatsızca yazdı. Geçenlerde okudu. Bak o yazan bile yazmış. Minik kuş bana bildiri bu demir büyük rahatsızlık yaratmış. E zaten... Ve bu demir kıratın yapan da bunun bedelini ödeyebilir. Ya e, andışladılar. He, dur evet. 91 daha bak. 91 o ona ona da bakarsan. şey yok. 98, yok. 8, yani, yani. Hani, İslamcılar her şey 28 Şubat'ta takmıştı. 91'de hani bayağı şey bir Türkiye var. Hani 12 Eylül'den çıkılmış sivil cumhurbaşkanı falan ama kurumlar duruyor. Demir yayınlanıyor, TRT'de yayınlanıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın biraz istiteklemesiyle. bir anda o döneme göre epey cesur işler yapıyor. Ve diyor ki bu, bunu yapan arkadaş da bedelini ödeyecek. Sonra ne oldu? Yapmıştır, yapmamıştır. Bir hatla ilgili soruşturmalar, dolandırıcılık, TRT'yi dolandırdı. Tamam. Oldu ya da olmadı. Bak burada sen diyorsun ya, Fazıl Duygun şunu dedi. Onun dedi önemli değil artık orada. O iç savaştaki rolü önemli. Orada da bir an <laughs> şunu şu yazılı Bir an Özel ama ben bak, de anlamadım ama. Sen, sen hala literal mesela bakıyorsun. Senin gibi arkadaşlar. Ya kardeş yapma bak, bak Eba Ebab'ın söylediklerini gayet hemen bir anda mesajı anladı. Anlıyorum. Ama burada bir şey olmasa yani, bir kıvılcım saçacak bir şey lazım yok. Abi o bak o bir ah o Ali Yerlikaya ve ekibinin perspektifine göre bir ekibin adamı. Tamam. Ha? O ekibin o ekibin aslında o ekip Soylu'ya yakın bir ekip de değildi. Ben anlamadım. Orada galiba artık ben de retro kaldım. İşler karışmış. Bu işler hani yani mafya, <laughs> e mafya'nın o elemanları. Sadece du hani böyle sizin gibi bir iki arkadaşımdan şimdi, du duydum. Yani. So Soylu'ya yakın olduğu varsayılan bir, bir şey. istesi. Ee, şey sitesi. İnternet, ee, şöyle. İnternet, İnternet sitesi. Ha. Şöyle. Kapattılar. Şimdi neyse. Adamları tutukladılar. Hay adamları i̇ki Hayır, adamları Aldılar i̇kinci bir şey var. Burada 91'e döndüğümüzde Demir Kırat yayınlanmış. Bahsi geçen yazar diyor minik kuş Demir Kırat'tan rahatsız. Değil mi? Bu Demir Kırat yapanların Bizim başına bir şey gelecek. Hakikaten oldu. Bunu sonra başkaları da yapardı. Değil mi? Başkaları da yapardı. Ama senin bu dediğinde 11 ha. ayda e, hapse mahkum edildi o şeyde. Bir an. Bir an tabii. Ama işte bir anda. Ama eğer bir an kabul et. Eğer de minik kuşun istediği gibi iş yapsaydı bu, bu davada başına gelmezdi. Yani kabul ederim bunu sevgili Zile. Yani kabul edeyim ben bilmediğim bir şey niye? Ama yani orada mı? bir dakika bu bu da bir tetikçilik değil midir şimdi? Bak isimsiz isim veriyor. minik kuş şurada rahatsız. Yani sen şimdi mesela Cem Küçük'le çok ağır yarıştınız değil mi? Sen dedin evet. bilmem ne grubunun tetikçisi misin dedin. Çünkü evet. o ne diyordu? Sıra size gelecek bilmem ne. Geliyoruz, meliyoruz. değil mi? Şimdi bunu bak Özkök keşke burada olsaydı. Özkök Cem Küçük bir olayı yaşamıştı. Cem'i Emin Çöraşan olayının, Emin Çöraşan geleneğinin devamı olarak yazdı. Dedi ki bu dedi aslında bunun kökeni dedi şey daha yine bu ha, hatırlıyorum, e, hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Cem şey yapmıştı. Hı. E, işte o meşhur bir şeyler demişti. Uçaktan indi mindi. O öyle bir analiz yapmıştı. Emin Çöreşen olayının, Emin Çöreşen Do çizgisinin do doğru devamı değildi. değildi bence de neyse. Anladın ama bak orada Anladım. bak olay Emin Çöreşen değil. Olay sen sen sevdiğini kayırıyorsun ama. Hayır, somut bir şey yazdım. X ya, şahıs, Y şahıs. Y ne yapmış? Demir kıratı yapmış. Demir kıratı o dönemin resmi ideolojisini biraz sarsan bir yapıt. Evet. Hele 91'de. Doğru. 91'de. Ve ondan ötürü şey minik kuş demiş. Mesela Uğur Bomcu da o zaman bir antla kavga etti. Ama Uğur Bomcu ideolojik sebeple kavga etti. O 27 Mayısçıydı vesaire. Bir de bu var bir de yani bir general seni ara. Ya sevgili bilmem ne. Ya şuna bir <laughs> bak bu yapıldı. Bak belki ben de yapmışımdır. Bunlar yanlış. Anladın mı? Seni arayan generaller oldu mu yani? Beni arayan general olmaz da şu olur. Bazen adamı korkutmak istersin. Tamam ben mesela Özkök'e yaptım. Çoğu zaman kimse beni aramadı. Gıcığına yaptım. Özkök dikkat et falan. Bir hepsini anlattım ona. Şimdi geçen hafta anlattık güldük. Adamın biri beni aradı. Gaza getirdim adamı. Git dedim Türk sinemasını mahvetmiştir de Özkök'te. Adam dedi. Anlatırım sana. <laughs> o var bir de. sevgili sen de bilirsin. Örnek veriyorum. İnsan mesela, işte dersim olaylarıyla yani ilgili. kadar mutlaka? Işte ya bizde dert tecrübesin mutlali, ama mutlali bazen <laughs> safamı yatıyor. Türkiye'den umudunu kaybetti. Artık retroyan bağladı. Bilmiyorum ama örnek 87 senesinde sen resmi ideoloji sarsdın kardeşim. Dersime gitti, dersimde askerlik yaptın. Hmm. Resmi ideolojinin tablolarını sarsa dönemin silahlı kuvvetlerini yerinden zıplata evet. iş yaptı. E başına bir şeyler geldi sonra. Geldi tamam. Hiçbir e işte aktör vermeyelim. Hı -hı. Doğru mu? Doğru. Birileri birilerinin harekete geçirdi. Ve sen yazdın da bunu kitabın sonra ön sözünde. Yani benim hakkımda değil mi? Hani mesela Hanefi Avcı kitap yazdığında o adam çok dürüst Dedi ki beni bana cehennemi yaşatacaklarını biliyorum dedi ya. Biliyorum hatırlıyorum onu. Bana değil mi bana cehennemi biliyorum dedi adam. Ve orada bir hareket işte, bu bir mekanizmadır. burada bahsettiğimiz şu. Yani mesela bir kurumun tetikçisi olarak Demir Kırat'a karşı çıkan adam o çizgide devam edebilir. Ama bir iç savaşa girmek vardır. Yani iç savaş mesela ben bazı arkadaşlara hep ondan uyarmışımdır. Oğlum bak bu kalkıp polisle, MIT'le konuşup FETÖ'ye saldırmaya, polisle konuşup PKK'ya saldırmaya, o da bir tetikçiliktir ama dersin ki PKK'ya karşı devletimin yanındayım. Değil o, mi? Onu söylüyorlardı. söylerler zaten. İşte ben devleti Bizim bir yayında demedi mi moderatör? Ben devletin adamıyım. Devletin <laughs> Hadi, ya anlatsana onu. Dedi ki, ben devleti bir adamıyım Devletime taparım demedi mi? Dedi. De. <laughs> Doğru. Bir de devlet içi kavgada tetikçi olmak var İşte Esas onun neticelerini belki yaşıyoruz burada. Evet. Devlet içi kavgada tetikçi olmak. Ya tamam, sana söyleyeyim bu adam gariban bir adam ya. Çok gariban bir yani. adam. Yani. Pay az gariban olduğu için 3-5 kuruşa onları yazdı. Onlar da aldı. Bir de öyle yorumlar. Yani ben doğru dur demiyorum. Muhtemelen Ömer gibi yarın bırakırlar onu. Evet. Şeyler içeride mi bürokratlar? Ben de çok itaat etmiyorum. Ha. Dedim bir şey olmadığı için. Şimdi bu e, iç savaş köşkırtıcılığı yapan yani mülteci düşmanlığı yapan. Bu ayrı konu. Gerisi onlar, o, tutkan, onlar o, ciddi durumu. O, o durum. ideolojik konu. Evet. Öbürü, evet. öbürü bahsettiğimiz. Ben onları da gerçekten ben de bilmiyorum. Ve girmek de istemiyorum. Ebabil işinde. Ebabil. Vallahi bak ben programa girmeden önce Ümit abiden duydum. Ondan sonra... E... Mesela o zaman ikimiz arasında geçen bir şey alayım. İzleyicilerimiz anlamaz. Ne kadar anlıyorlar ondan da bilmiyorum ama söyleyelim abi hani biz de. İsim, isim vermeden. İsim vermeden bir yazar sen de tanırsın, severim, meverim dersin. O da senin insan tarafı olmadığını gösteriyor zaten de bir şey demiyorum, isim vermiyorum. <laughs> Hiç, ya bak Hayır, abi, bu arada arada beni, yedi bitirdi. seni sevdiğimde, benim hayalde yani insanlığın en güvendiğim insanlardan birisin. Hep demişizdir biz. İyi insan, kötü insan olmak vardır. Abi bilmem ne etmişim ideolojileri. Evet. Usta al bayrağı getirmeye çalışıyor. Ya TRT'de adamlar şöyle, TRT'de adamlar böyle. Al bayrak bir kere bile yazmadı. Değil mi? Sonra ona küstüm üstü. Ne yapmaya çalışıyordu? TRT'deki iç savaşta say Sayın, Sayın Albayrak'a isim vermiyoruz. Yine bir nevi tetikçi kullanmaya çalışıyor. Sen de yemedin bu numarayı. Doğru mu? Ya de bir de, hayır benim... Anlamadın da içi, hayır içinden de gelmez yani. Çünkü ben TRT ağır bir eleştiri <laughs> yaptığım zaman... TRT, <laughs> TRT, TRT hayır iktidar getiriyor. İktidar benim iktidarım. Benim oy verdiğim Sayın He. Cumhurbaşkanımın iktidarı. O TRT'nin yönetim kurulları icabında o atıyor. Ben niçin TRT'ye zaafı uğratayım ki? Ha eleştiri eleştiri yapılabilir ama ya yani mesela bir olaydan gidersin ha. somut. Hatta o sana diyordu ki ya bana da vur, bana da vur, beni de vur. O da taktik. Ben hatta dedim ki bana bunu konuşunca abi iyi ki yapmamışsın bunu yapsaydın. Hiç beklemediğin şekilde maliye de gelip bilmem ne yapabilir. Al alakası yok değil mi? Halbuki orada o kişi anlıyor onu. Bak deminki gibi TRT'nin ilgili şahsı senin safiyane eleştirimi. Hmm bir iç savaş tetikçiliği yaptığını mı anlıyor? Örnek veriyorum sana. Türkiye'de bir AK Partiçi iç savaş yaşandı. Değil mi? Bir ara hocacılar, evet, reisçiler. doğru. Doğru. Yani o zaman kısa süren o ama zaman, çok şiddetli. O zaman ha, o zaman Nagihan'da yine Tayyip Erdoğan o işte yine kavalamamalı olayları olmamış herhalde ama eleştiriler de yapıyor. Hiç unutmuyorum. O kavgada taraf olan yazarlardan biri Nagihan Arat. Dedi ki ya dedi sen dedi bizden daha ağır şeyler yazıyorsun. Sana dedi ya, itibar ediyorlar oraya gidiyorsun buraya çıkıyorsun ya yani Bizi, herkes şey yazmadık. Samimi çünkü. Nagian Nagihan Alçı yazdıklarını inanarak yazıyor. Heh. Samimi yazıyor. Bak beğenmeyebilirsin. Evet, evet. Ben, ben Öbürleri inanmadan mı yazıyor. Mesela yani onlar iç savaşın. He. yani mesela, mesela şimdi kireymiş. kalkıyor diyor ki Osman Kavala diyor haksız yere içeride tutuluyor Pardon, diyor. Ve milyon ben kere. karşıyım buna. Ben diyorum ki Osman Kavala benim de inancım gezini diyorsun. Gezinin ya düzenlenmesinde hafta, payı olduğunu Kesinlikle katılmıyorum. Ben ben Doğru. de aynen eee aynı diyorsunuz. Ge Naci Naci gezinin, gibi. gezinin şahane bir direniş olduğunu. Eee ilgisi içeri, yok içeri, ama. Içeri, kavala'da kavala'da ama ilgisi da... yok. Buna rağmen diyorum ki Nagehan Hanım ve Ümit abi diyor. Ümit abi, diyor. Ümit abi, abi de ben de bunu samimiyetle söylüyor. Yani ha ben aynı fikirde diyelim. Ama samimi söylüyor. Fakat bazı hiç inanmadığı bir şey yani Mackenzie olayındaki gibi <laughs> yani inanmadığı bir şeyi savunuyor. Hiç yani ben, ben bugün işte. bir bakıyorum birçok insana yani inanmadığı şeyleri savunuyor. Yani bu sen da, bildiğin için onun geçmişini işte, de tabii ha. geçmişinden ziyade o, şu anki olay bu, bir olayda, bu olay da onunla ilgili. zaten. İşte bahsettiğimiz bu olay da onunla ilgili. Yani sen bir tenkit yaptığında değil mi? Evet. Şimdi mesela o dönem soyluyla belli bir grup kavgalıydı. Evet. Yine mesela onu diyorum daha genç yani ki ben... siz aşırı sağcı bir çizgidesiniz dedim. O yayına bağlandı hatırlıyor musun Habertürk'te? Evet. Eyvah meyva demişler. O olaydan sonra Süleyman Soylu bize inanılmaz başka konu iyilikler yaptı. Ya dedim böyle Ben kendisine sordum. Bak ilk defa söylüyorum. Ben dedi onun dedi kendi yanlış onun ona göre ideolojisi de olsa yaptığını biliyorum dedi. Ama başkaları bana dedi benim emrimdeki bir emniyet müdürünün adına saldırıyorlar dedi mesela. Tabii o, fark o, o da tersi. o çok doğru. önemli. Şimdi maalesef Türk basını bunun içine girdi. Şimdi mesela şu anda... Mesela işte. bir şey söyleyeyim. Senin tanıdığın kimi Kemalistlerle girdi. O yüzden hapse girdiler. İsim vermiyorum. Muhalif oldukları için değil. Kimi Kemalistler de bu polis içi kavgaya girdiler. İsim vermeyeceğim. Tahmin edersin. Biliyorum anladım. Heh. Onlar bir anda içeri girdi. Sebebi oydu. Ebebi aslında o şey değildi. Yine Hikmet e de hikayesi gibi. Yani şu an Türkiye'de aslında o ana siyaset çökünce, daha doğrusu dominasyon olunca Tayyip Erdoğan ve devletin gücü etrafında iş buralara kaldı. Anladın mı? Onu ve tabii burada şeyler de oluyor. Nüfus savaşları, güç belki para, sosyal medyada paralı troller falan bilmiyorum yani. Var onlar. Vardır muhakkak. E biz kulüpler dünyasında da var. Futbolda da var. Ya, anladın mı? Ya tabii o zaman şimdi parayla iş yapıyorsa şey, sonra da bu oluyor. Yani sonra sıkıntı ha ben, e, bence olabilir. Bence bak, eğer parayla iş olduğu şey iyi ki öyle oluyor. İyi ki top, böyle top, oluyor. İyi ki hapse giriyorlar diyorsun. Tabii ki iyi ki giriyor. Abi ha. bu kadar şerefsizce bir şey yaparsan. Evet. E sonunda o, ona katlanacaksın. Yani şimdi bu olay şey. öyle mi bilmiyorum. Bilmiyoruz ama, ya. Yani, yani e, eğer öylese şundan diyorum. Şundan dolayıysa tabii ki var, bu şeyler öyle bir var, de var bilmiyorum. Var, tabii. Ama de. mesela den, işte deniliyor ki mevcut sayın bakanla e, eski sayın bakan arasında İhtilaf var, tartışma var, kavga var. Ya kardeşim bu benim konum değil ki ya. Yani ben bir yorumcu olarak bu benim konum değil. Bunu Sayın Erdoğan düşünsün, Sayın Cumhurbaşkanımız düşünsün. Ben yani niye tarafa dönsün? Aslında iç savaş yerine iktidar savaşları, iktidar kavgaları demek lazım. Tamam Bizi hani, düşen burada, her mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize ve bürokrasimize O arada Lider TV'de bak nasıl bütün olur. bunların hepsi. hepsini konuşuluyor. Çok bir güzel şey. bir şey. Madem yeri gelmişken e, Soylu'nun yolu ee, son çıkış çıkış noktası şeydir bence. Ee, MHP'dir. Ben öyle görüyorum vardı tabii. O Erdoğan yapacağım. olduğu müddetçe olmaz da veya Sayın Bahçeli olduğu müddetçe Yani soyuldu hiçbir zaman bir e, MHP ile O arada Süleyman Bey herhangi bir şey demiyor ha. Yok, şey yok, tabii ya. Bunun, bunun adına yorum yapılıyor. Yorum tabii, de yorum. bu böyle o böyle ben bilmem ikisi ne de de diye saygın buluyorum. Birisi işte demin ki gözaltına alınan kişi soyluya yakın ne bilen biri değil. Değil zamanında soylu karşıtı diye bilinen bir grubun üyesi gibi. Ha, ya bir biri. üye mi ya. ya. <laughs> Gruba yakın. Gariban çulsuz bir adam gariban. ya. ya. sonuçta sen bütün herkes şunu diyor musun? Kardeşim savunacaksınız bir sen şeyi savunun. adamı gömdün ha bu arada. Yok hakikaten çulsuz. gariban. Yok gerçekten çok gariban <laughs> ya. Bunu üzüldüm hani, yani. Adamı, adamı şey gibi. Yani. <laughs> 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 ya korumak için değil. Ya yani. ben bir kere o zaman şöyle söyleyeyim. Güldür'ün bir kere bir teze e, gitmiştim. şey unutmuyorum. Belediye başkanı geldi yanımıza. O zaman Bitez Belediye Başkanı diye bir şey var. O hmm. şey kalktı. Ondan sonra gitti güzel adam gitti neyse. Sonra biri geldi bir yanımda, Ya bu benim dedi Bitez Belediye Başkanı arkadaşımdır, dostumdur. İyidir ama Yerlerde sürünür dedi. Karık kız. kardeşim. Zaten en en güzel yol odur. <laughs> otur, otur yerlerde tabii. <laughs> tabii, tabii. Çok iyi, çok şeydanır. Ama ama yurdun da atacaktı. Ama zor, ondan sonrasa yapacak. Ama neyse. Ya i̇nsan olarak tanısanız siz de üzülürsünüz. Yani fiziki olarak da konuşsanız Üzülürsünüz dersiniz. Ben hiç adam... adını bile duymadım. Ne ki? Yani, yani, Bir de bir şey diyeyim mi? Bak bir telefon geldi mi? Bunlar etkili. Ya bir de geliyor. Devlet, abi, devlet hala böyle bir şey bizde. Devlet bu bir tane. Orta düzey bürokrat arıyor. Aslan, kaplan, şu dediğin gibi gariban maribansa da. Parasız bile. Kendini güçlü hissediyor belki. Başlıyor. Ali Yerlikaya sen teröristlere bilmem ne yaptın. Ali Yerlikaya da 50 senelik devlet adamı. Anlıyor. Vay diye. <laughs> anladın mı? Ümit Zireli deyince onu biliyor. Evet. Ümit Zireli kendi sol Kemalist perspektifiyle bir şeyler söylüyor adam. Öbürü anladın mı? Yani o farklı bir şey. Niyet meselesi diyorsun yani. Neyse evet. Sevgili seyirciler bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra bugünkü Türkiye'nin analizini yapmaya devam edeceğiz. Levent Etiler girişinde doğa ve şehirle bütünleşen büyüleyici bir deneyim. Aşamında bir sonraki aşamaya hazırsan başlıyoruz. Next Level İstanbul. Emlak Konut Güvencesi ve Pasifik Vizyonu'yla. İki adımda denize, oradan restorana hop odaya olsun. Yeriniz hazır. Evet. Tatilin geleceği belli. Geleceğin tatili ETS'de. ETS! Oda 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 Max Şortları terlikleri çektiğin aile boyu yaz tatilinde Son dakikada çıkan iş seyahatinde Hafta sonu şehirden uzaklaşmak istediğinde Tam da profil fotoğrafı yapmalık dediğin bungalovlarda Ya da en mutlu gününden sonra balayında Hem yurt içinde hem yurt dışında Binlerce şehirde tam sana göre on binlerce oda seçeneği Oda Max'ta Hadi sen de hemen Oda Max app'i indir Otelini kolayca bul anında rezervasyon yap Geliyor musun? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika falan yok. 30 saniye buralar şenlendi. Ben size söyleyeyim. Ne yapsak? Dursak da beyefendi mi beklesek? Oo, enişte aslan gibiymiş ha. Neyse, Menüde bomba gibi olmuş. Yeni mi bu? Evet, yeni bu. TV bu. TV bunun arayüzleri ve menüsü yenilendi. Dur dur, ara ver. Heyecan sizi bekler. Artık tamamsak yeşili keseyim diyorum ben. Patlar bak. Yeşili kessin değil mi? Boş ver, başımıza iş al. Kes kes, yeşili kes. Şimdi Avrupa'nın da ki İtalya, İspanya, Fransa, Sırbistan, Hollanda deyip geçmeyelim. Bunlar çok önemli. Polonya. Forma satışları e, daha çok... fazla oldu. Stat gelirleri. Yani baktığımız an çok önemli işler yapıyordu daha eskiden. Ama şimdi geldiğimiz noktada bugün bir tane Bana göre, şeylerden daha iyi bir takım. İtalyanlardan daha iyi bir Galatasaray'ın yaşadığı durumu analım 5 dakika yaşasaydı. Çıkıp da Ahmet Nurçebi'ye abi Böyle böyle işte yatırım oldu şurada kaç tane Be beş. Telegol her pazartesi saat 23'te Lider Haber TV'de. Ali'nin ilk iş günü heyecanını, Ayşe'nin merakını, Eren'in coşkusunu ve Selim'in mutluluğunu biz İşkur'da her gün yaşıyoruz. Çünkü her gün onlar gibi binlerce vatandaşımızı yeni iş imkanlarıyla buluşturuyor, ücretsiz hizmetlerimizi daha da ileriye taşıyoruz. İlk iş günümüzden bugüne hedefimiz çalışarak büyüyen Türkiye. gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünyanın ve Türkiye'nin nabzı haber saatinde atıyor. Sıcak gelişmeler an be an ekranlarınıza taşınıyor. CHP ve İyi Parti arasında İzmir'de siyaset gündemine bomba gibi düştü. İyi Parti'nin memurlarımıza bu zam gelirken emeklilerimiz merak edilen tüm sorular, uzman konuklar ve olay yeri bağlantılarıyla yanıtlanıyor. İrem Koca belirttiğin gibi milyonların gözü bugünkü kabine toplandı. Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı 6 aylık veriler. İrem Koca Mayıs ayına ilişkin verileri, işsizlik rakamları. İyi yayınlar İrem Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben İrem Koca, hafta içi her gün haber saatinde görüşmek üzere. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen halk plajları projesiyle turizm bölgelerimizdeki 15 plaj halkımızın hizmetinde. Tamamında girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, her ihtiyacı karşılayan geniş olanakları, uygun fiyatlı yeme içme mekanları, karavanlar için kamp alanları ve mavi bayraklı sahilleriyle 7'den 70'e tüm halkımıza konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız geniş kapasiteleri ve tertemiz sahilleriyle ülkemizin eşsiz turizm noktalarında ve Bodrum'un incisi Türkbük'ünde sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Siyasetten, ekonomiye, spordan, sanata, sağlığa her alanda gündeme meşgul eden önemli konuları uzman konuklarımızla yakın plana alıp değerlendiriyoruz. Haftaya çer gün saat 13'te Lider Haber ekranlarında buluşmak üzere. Türkiye'nin Yeni kabinesi ilk kez bugün toplandı. Türkiye Yüzyılının yeni kabinesinin isimlerine dikkat çeken isimleri konuşacağız bugün. Şimdi bir kere, Ayrıca diğer genel manada Türk siyasetinde bence tabii inandırıcılık sorunu var. Tutarlılık dünya sorunu var. Dünya tarihinde bir pandemi sürecinden geçtik. Tedarik zinciri öyle bir zarar gördü ki tüm dünya ülkeleri olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de çok ciddi ölçüde. Farklı açıdan her Salı saat 20:30'da lider haberde. Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl 11 şehirde. Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Antalya'da gerçekleşecek festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinlik sizi bekliyor. Türkiye Kültür Yolu Festivallerine siz de katılın. Ülkemizin dört bir yanında festival coşkusunu yaşayın. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Şimdi Avrupa'nın da ki İtalya, İspanya, Fransa, Sırbistan, Hollanda deyip geçmeyelim bunlar çok önemli. Polonya, forma satışları ee, daha çok... fazla oldu, stat gelirleri. Yani baktığımız zaman... Da çok önemli işler yapıyordu daha eskiden. Ama şimdi geldiğimiz noktada bugün bir tane oyuncu olacağı zaman... şeylerden daha iyi bir takım. İtalyanlardan daha iyi Galatasaray'ın yaşadığı durumu anladım. 5 dakika yaşasaydı çıkıp da Ahmet Nur abi böyle böyle işte deprem oldu çocuk Üç, kaç tane 5 Telegol her pazartesi saat 23'te Lider Haber TV'de sayın seyirciler şimdi şöyle bir noktaya geldik. Ee, güzel bazı şeyler konuşuluyor. İzleyicilerimiz de merak ediyor. İşte bu çünkü Türkiye'de bu bazı olanlar var. İktidara yakın diye bilinen bazı kişiler tutuklanıyor. Ali Yerlikaya'ya dün küp terörist saldırıdan neredeyse Ali Yerlikaya'yı sorumlu tuttuğu için. Ama mesela muhalefette varsa evrensel gazetesi sorumluluktan kişi onlara bir şey olmuyor. Üstelik onlar Marksistleriniz falan. onlara bir şey oluyor. Bunlar e, oluyor. Bizim yayınlarımızda sevgili Zileli'nin daha önce anlattığı bir olay vardı. Bizim Ters Cebe'de de anlattı. Beyaz TV de dilamit yapardık. O Uzun yıllarca programlar Tabii, yani, program, yaptık. program yaptık. Sayın Zileli'yle. Program yaptık. Burada genç Zileli 79 sene, 80 öncesi. Doğru mu sevgili izleyiciler? 79. 79. O zaman sen e, tercümanda mı muhabirde? Hayır ben o zaman... Sonra vadiste Hayır hayır. E, değil değil değil. Ben o zaman e, yerel gazetede. Barış, Bar gazetesi. Barış, gazetesi. Barış gazetesi. Barış gazetesi. Orada devrin polis şeflerinden Dürüst Oktay. Evet. Dürüst Oktay sevgili izleyicilerimiz Google'a bakarsanız e, öldü herhalde öldü. öldü. Öldü mü? Dürüst Oktay Türkiye'de bir şey dersem size, size Çince gibi gelecek bir şey. Eskiden solcu polis şefleri var Türkiye'de. Bayağı solcu. Olabilir. Hatta, Hatta Cemil var. bizim film vardı biliyor musun? Evet. Cemil Marksist polisti. Yani Hı. gerçekten bugün bakıldığında sürreel bir şey yani. Ben o, o zaman, o zaman ama dernekleri de vardı. Dernekler, Polber, pol, pol 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 sağcı milliyetçi polisler. Hayır. polisler. Polber. Polber sağcı milliyetçi. Polber solcu. Polder solcu. Polder anılarında bir kitap var. Doğru. Dernek. Dürüst Oktay da ve Zeki Kaman ikisi. Polder'in en önemli polis şefleriydi 80 öncesi. Doğru. Sen doğmadan önce. Doğmadan. Önce. Ben Türkiye tarihini iyi bildiğim için Şimdi dürüst Oktay ee, hakkında o dönemin hala da ismi bilinen onun ismini vermeyelim ya da verip vermemek sevgili Zilen'in karakteri olsun. Yine o dönemin o, o, genç polis şefi. Daha, daha polis şeflerinden İstanbul siyasi şubede sonra emniyet genel müdürlüğüne kadar yükseldi. Ee, tahmin edersiniz. O kişi sevgili Zileli genç bir muhabir olarak Dürüst Oktay aleyhine doldurur. Doğru mu? Evet, doğru. Diyelim. Hı. Ve bilgi verir. 19 tabii genç o zaman 19, 19 yaşında. yaşında. Aslında Yümis'ti de o zaman yine sol eğilimli aslında. Sol solu eğilimli. Sol eğilimli. her zaman sol. Eğilimli. Ama Bilgisi yok bir yani. Polis teşkilatına dair bir bilgisi yok belki. Hmm. Ya da de sen Aslında iyi polis muhabiri falan derlerdi. Ben de övünürdüm böyle. <laughs> Koltuklarım kabarırdı falan. <laughs> sen mesela... neyse ben anladım. Evet sen anla şimdi olayı. Bir... Ee... Emin o konuyu çok iyi hatırlamıyorum şu <laughs> evet, anda evet, ama ben şey şeyi yiyorum. bayağı tövmet altında bırakacak bir ee... hikaye bu. Evet. Ben de çok güzel bir şey yakaladım. Zanlıyla gittim haberi yaptım. Ondan sonra e, bizim bize mahşetle çıktı. Evet. Yani dürüst Toktay aleyhine bir haber yaptı. Yani, o zaman şey vardı. E, adliye polisleri vardı. Tabii evet. tabii tabii. Yani Adilik savcıların oldu. direkt savcıların emrinde e, olayları takip eden, kovuşturan e, adliye polisleri. Onlardan biriydi şeyde bir 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 olay da olayı çok iyi hatırlamıyorum şimdi. Oradan bin sene geçti çünkü. Ee, cart telefon çaldı sabah saat 10 falan. Dürüst evet. Oktay. Evet buyurun benim dedim. Dedi ki siz dedi ne biçim gazetecisiniz? Bak dinle sevgili Albayrak. Nasıl önemli. anlamadım dedim. Dedi ki siz dedi niye bana sormadınız? 79 Türkiye'si. 78 galiba. 78. Aha, Ecevit dönemiydi. 78-79. İşte, evet. o aralarda bir, bir Ümit zaman. abi bıçak gibi muhabir o zaman. 12 Eylül öncesi. 19. Uçak. Tam adliye, adliye evet. polis, polis adliye, adliye, adliye muhabiri. İyi polis muhabiriydi. Bu şey öyle, öyle zannediyorum ben. Ondan sonra <laughs> evet. e dedim ki ben size aradım. Ulaşamadım. Not da bıraktım. Gerçekten de öyleydi. Aradım, ulaşamadım. Sen İstanbul'dasın sonuçta, değil mi? Hayır hocam, Ankara'da. Ankara'da. Düstok'ta da Ankara'da. Ondan sonra evet. Cumhuriyet'te misiniz Ümit Bey? Aa, abi, abi, abi. Barış barış gazetesi, barış, gazetesi. barış gazetesi. Aa, eski o. o. Ha, ondan evet, sonra, abi, Komünist abi, Barış gazetesi. Barış gazetesi. Ha, şeyin Yaşar ne söylüyor? Ya? Neyse. Ondan sonra e, dedi ki bu dedi yazdığınız haber baştan aşağı yalan dedi. Dedim, dedim bir yanlış siz öyle söyleyeceksiniz ama bunun dedi var mı bilgisi? Tabii dedi, gelir misiniz bana dedi gelirim dedim. Gittim. Gittin emniyetteki, emniyetteki, emniyetteki odasına. odasına. Ve yarım saat içinde rezil rüsva olmuş olarak <laughs> hepsi belgeleriyle anamadı. Seni o diğer sağcı polis şefinin manipüle etti anlaşıldı. Ben manipüle olmuş. Onun, onun farkına var. Çok üzüldüm gerçekten. Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. O arada o Daha polis şefi de iki o da 28-29 yaşında. Yani sen yanlış bilgi veren. Ama genç gençti. 51'li ya o da. Hepin tanıdığımız sonra, insan. Neyse ee, çıktım ve e, ağlamaklı bir şekilde şeye gittim. Gazete merkezine gittim. Gazeteye döndüm. Ondan sonra patronun çıktım. Patron dedim, benim dedim bugün çıkan manşet yalanmış başta. O arada gazete solcu bir gazete değil mi? Tabii canım. Solcu, ya, şey. ya, barış Öyle barış. Bir, solcu ya tabii. Solcu bir gazetede Barış solcu solcular bir polis şefi Hı. aleyhine maaşet manşet atılmış. Ve bunu veren de meşhur bir sonradan hem tepelere kadar çıkacak o, sağ eğilimli bir polis şefi. Evet. Bugün anladım evet. evet. Savrudan bakanlık da yapmış. Ondan bakanlık sonra yap. evet. artık bari şey <laughs> Ya hayır. ben Neyse. olayı ben Neyse. Olayı sordum kendisi. Evet. Yoktuncay Mataracı değil. Neyse. Mataracı falan. Mataracı da hayır. Yani Mehmet Ağar canım yani bu gösterecek bir şey yok canım. Neyse. ben. Evet. Devam edelim. Eee şaşırtıyor Nasıl ya? Dedim ki ben kullanılmışım. Atılmayı da göz... çok büyük Atılmayı da göz abi çok, ağır geldi bana tabii. Hı, yani tabi tabi. Iki yıllık gazeteciyim. Çok böyle, çok iyi şeyler yapacağım falan derken böyle bir şeyin içini düşünce. Hürriz Toplu'yu odası da bembeyaz falan. oldu. Bembeyaz Ben beyaz olmak ne demek Sapsarı, otur. bembeyaz, mosmor. Hangisini seçersen. Evet. Dedim ki efendim dedim izin verirseniz ben dedim hemen istifa etmeye hazırım. Ya dedim çıldırma bir otur bakayım anlat nasıl oluyor. Böyle 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 belgelerde yanında evet. Hepsini, fotokopisini al, almıştım. Anlattım. Evet, ben yalan haber yapmışım. Yalan <laughs> haber yapmışım. Ama hiç bilgim olmadı. Bilgin. yok. Manipüle değil Manipüle edilmiş. Onlar. Toyluk. E, ve dedi ki patron, hemen dedi bunu dedi doğru haliyle yazalım. Öbür yarın bir özürle. Yarın bir özürle çıkaralım. O hemen ertesi gün. Yıktık birinci sayfadaki şeyi. Ondan sonra ben oturuyorum, Şakır şakır zaten <laughs> hepsi kafamda. Ondan sonra yazdım. Olayın ertesi hakikati gün. budur diye. Ertesi gün, ertesi gün. Ee, polis müdürü e, şey Dürüst, Oktay. <laughs> Dürüst Oktay'dan Barışa özel demek gibi. Hayır, hayır. Ee, özür diliyoruz. Bak büyük, büyük bir fazilet. Örneğin, o arada diğer senin Bunu biraz da intikam hissiyle de yaptığımı itiraf etmeliyim tabii. O kişiden nefret etti mi peki Selim manipüle eden kişi? İlk Kızdın önceleri mı? evet. Ama sonra ya, olarak ya, ya. karşılaştık, konuştuk. Dedim ki beni ne biçim yedin? Olayı yedim. söyledin mi sana? Söyledim tabii söyledim. Olayı, olayı söyledin mi? Sen o beni orada yalıtmıştın diye. Ki, sen dedi, e, şimdi dedi farkına var mısın? Ümit dedi. Ne yapalım? filan yani buna benzer bir şey. Kabul etti yani seni. Ya işte kabul edermiş de yani. etmiyor, şey etmiyor, 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 etmiyor. O da o etmiyor. sonra da genç birisi. Ya, yani. <laughs> o da, da 28-29 evet. ama İstanbul siyasi şubede. Doğru. O zaman babadan o zaman da. Ankara da mesela çok... ya, o Ankara'daydı yo, ya. Yok yok. Yo. Emin misin? Ankara'da mıydı? Ankara'daydı. Ama doğru doğru. Demirer Demirel 79'da geldikten sonra <laughs> Mehmet Ağar'ı İstanbul Siyasi Şube önemli bir pozisyona getirdiler. Öyle bir <laughs> şey olmuş. 1980 ilk sade yıldızlaştı dönemdi. Yıldızlaştı dönemdi. Kurcu öyle, bir şey olmasın. Bana lazım. da söylemişti. Ya Bak, Üm, ben de bir anım 19 yaşında. yaşında. sonra Mehmet Ağar'la konuşuyoruz. Ya bu nasıl dedi ya. Biz dedi 79'da ilk geldim. biz hani o zaman zengin ailelerin çocukları orada yakalı. Biz o olayı dedi rezil etmek değil kapatmayı düşünürdük dedi. Yani korumayı düşünürdük dedi. Çünkü <laughs> <laughs> Mehmet abi bu biraz Marksistlerin polis teorisine uyuyor falan diye espri yapmıştım. Hani polis yani. şeyi o zenginleri korur falan gibi. Yani ama dürüst noktay bir dakika ilginçti. Bak Türkiye'de dürüst noktay 90'ların sonuna kadar polis şefiyle devam etti. Belki İrem Niyet olmadı ama nasıl var? MHP davasında hmm. Hmm. ilgili yetkili polis şefi kimdi? Askerin atadığı. Şimdi dürüst noktaydı. O, o zamanlar. O dürüst noktay yani o, o birinci Nurettin Soyer ise Tunç Şehir'in babası savcı. Hı hı. Siz severdiniz Nurettin Soyer'i de severdiniz. E ben tanırdım da. Tanırdım. Ay, tabii şeylerden i̇şkenceci İş, çok... Soyer mi? Hayır Onu ben M hiç öyle kabul etmiyorum. Mamak'ta işkenceci İlçecilere... Nurettin Soyer böyle bir şahıs mıdır? Tabii öyle inanıyoruz ya. Sen ne diyorsun İnanmak Nurettin Soyer'le ilgili? Yani şey, şey, e, şimdi gözümüzle görmedik ama bu şeye değil. benzer. Yani, Dürüst ya da işkenceci. Şimdi Diyarbakır ceza evinde. Meypeliler. Diyarbakır ceza evinde işkence ya yapıldı demek ne kadar doğruysa doğru. Nurettin Biz dedik Soyer'de, yargılandık. Mamak'ta ülkücülere işkence yaptı demek o kadar doğrudur. <laughs> Hayır hiç ayak sok. Ben hiç öyle Veya ben. metristi solculara Bir kere, işkence. Sen işkence. sonra ben söyleyeyim. Evet, evet tabii. tabii. Ee, Muhsin yaptılar. O yani Soyer'le ilgili çok tanıklık var diyorsunuz. Çok tanıklık var yani bu Şeyi kadar. Şiir var kadar ya. Adırlıkları... Soyer, Soyer soydu. O Ozan Arif'in şeydi var. Ya ben Soyal daha ileri, ileri adı, ileri adı, elektriği verdi bana. Falan. Sadece elektriği değil. Jopu çok özür dilerim. Ya Neyse. <laughs> onu, onu, şey söylemişti bana biliyor musunuz? O haber de benim haberimdir. Ne haber? ha, general. <laughs> Turgut o, Sunal. Turgut Sunal. <laughs> Turgut Sunal. Tabii. olayı biliyor musunuz? To, toplum, ve insan, toplum ve insanlar. E, to, toplum ve insanlar evet. Dergisi. Ben o zaman. Ben Muhsin Başkan'ın büyük işkenceler gördüğünü. Mamak'ta Tabii. biliyorum. Ben, ha. Ümit abi şöyle tepeyim. Şimdi bakın. Dürüst oktayın da, öbür arka şeyinde, mesela ben Mehmet Ağabey bunu sormuşumdur, işkence işi. Ya dedi, ya bu da bir kabuldür. O zaman dedi bir şey yok ki dedi. Yani böyle bir konuşturmak için dedi başka bir çağdaş yöntemler yok ki dedi. Şey de yok, evet. telefon dinleme de gelişmiş değil. Başka çaren yok adam söylemiyor dedi. Bu tabi nedir? O amaçla. Bir de tabi mahkumların anlattığı psikopat işkenceler. Artık konuşturmak falan da değil. Değil mi? Mama <laughs> Dürüst noktayla mesela. Şimdi orada Nurettin Soyer derken böyle bir tartışma var. Evet. başsavcı. Başsavcı işkenceye başsavcı girmez. girmez. İşte bu söylüyorum ha, ya. Ha girdi diyenler var. Mesela Avni Özgürel benimkine girdi diyor. Nurettin Soyer benim karşımdaydı diyor. Avni Özgürel MHP davasından e, şey oldu. MHP davasında Avni, Avni Özgürel de yargılandı. Nurettin Soyer'i ben gördüm diyor. Benim karşımdaydı diyor. Dürüst noktaya Zeki Kaban'a emir veriyordu diyor. Tamam. Burada ayı görmedim diyen de var. Tamam. Mesela Nurettin Soyer'le ilgili daha AK yolda çok sert konuşuyor. Diyor çok gaddardı. Çok zalimdi. Diyor. Burada ama dediğim gibi işkence genelde o dönem 12 Eylül polis yapar. Savcı da emir verir. Yani neydi öbür daha şeyin devrimci yolun o, savcısı? Süleyman Takkeci miydi? Süleyman Takkeci şey ya. Iı, ıı, o e, hakim. Hakim. Hakim, ha. hakim he. E mesela orada dikkat et. 12 Eylül şu taktiği yapmıştı. Değil mi? Ali Erver. MHB Süleyman davasını. davasını Sadece sol, sol polisleri testi. He, Bravo. Tam bir denge politikası. He, MHB yani, e, yani. yıllar o yıllar sonra. Bir, yıllar yıllar sonra, sonra, işkence gördüğünü ben <laughs> inkar bir, bir dakika. Yıllar sonra, Gördüm. yıllar sonra ben Baki Tuğla ki e, Deniz Gezmişler'in mahkeme savcısıydı. Asal. O Adalet Partisi'nden mi? Doğru Yol Partisi. Doğru, Doğru Yol yoldan Ali Erler hakim. O da Adalet Partisi. Nin. Hatta Ali Er verdi. Cumhurbaşkanı adayı bile gösterildi. Tabii, şey, tabii, tabii tabii Son. Hayır o şey. Harbeden şey, önce. Şey o şey ya. Ali Erler Ali değil ya. Faik aday ha, Türün adayı gösterildi. 80 öncesi. Ali Erler verdi gösterildi. Faik Türün sonra. Öbür tarafta e, Muhsin örnek gösterildi. Ali Erler verdi. Talat Aydemir'in şeyinde radyoya falan giden bildiri okuyan. Gel şey gel Talat Aydemir'in de dövdüğünü iddia etti. Evet. Falan karışık işte. Talat Aydemir onu bir anlatıyor yani. Anlatıyor, <laughs> anlatıyor ama Ali Elver de diyor ki öyle değil falan. Neyse kardeşim. Neyse eskerler... Tuğ'a ben sormuştum. Evet. Yani bu, bu, bu gençlerin baktığımız zaman o dava dosu aradan yıllar geçmişti. Ya dedi işte dedi, bir dedi ee, biraz dedi uslu olsalardı şey dedi. ne demek ya? Tabii hukuk değil tabii, artık. Ne hukuk, bu hukuk uzaktan yakın değil. Alakası. Ama sen de dönemin solcu polis şeflerine işkence yaptığını inkar etmemen gerekir. Ben, ben bildiğim şeyi konuşurum. Bilmediğim şeyi Ama konuşurum. o zaman Esat Oktan Yıldıran'ı da bilemeyiz. Biz seninle yargılandık. Hayır, hayır. Ama bak onun, Kanıtlar hakkında, var. onun hakkında yüzlerce tanıdık. var. Ama şeyde de var. Dürüst Bilmiyorum, doktor. Ben, ben göreyim. Sen MHP'lileri hiç okumadın mı? Yaşar Okyan kitabını okumadın mı? Dürüst Oktay, Zeki Kabanı. Bizi bana işkence yaptılar okudum, diyor adam. Tamam. Onları, onları Türkiye böyle işte diyor. Bir başsavcının ne e o kardeş var? Soya girmiş midir, girmemiş midir? Girmemiş midir? Onu ben söylüyorum. Ama ben Alparslan Türkeş'in ifadelerinden, Ahmet Mehmet Musun ifadelerinden ve onlarca ülkücü arkadaşından duyduğum, bildiğim yani bugün internete bile geçsek bir şeyler çıkar. Yani ülkücüler için o 12 ülkeden 3 tane adam vardır. Nurettin Soyer, Dürüst Oktay, Zeki Kaman. Bunları ben sürekli işkence yapmakla suçlarlar. Bu kadar MHP'linin yalan söylemesi mümkün değil. Tıpkı bu kadar... E, Solcuların da Diyarbakır'dakilerin de... Diyarbakır'dakileri de size elektrik vererek belki aletinizi kullanamaz duruma getirdik ama sizi cinsel abi. münasebetten alıkoymayacağız. Bu yüzden robla muamele edeceğiz diyen adam olarak biz biliyoruz. Doğru. Doğru. Yani, Hüseyin Yazıcıoğlu yani, o konu... Hüseyin aynı Hüseyin... şey aynı şeyi bana o, o, o zaman bunu Hı -hı. ben biz yaptığımızda ortalık birbirine girmişti. Turgut ben sormuştum Turgut Sunalp'e 82'den bir de dedim konuşuluyor şeyden hemen önce 82 değil 83. Altı Bu Kasım şey oldu. Ee, MDP'nin MDP başkanıydı. He. Ben de röportaja gittim. Doğru. Dedim ki yani böyle de Böyle iddialar var. var dedim. İddialar var. Chopla ee, tecavüz edildiğine tecavüz edildiğine dair filan. Bunun üzerine dedi ki ya buna ne gerek var aslan gibi çocuklar var dedi. Ya Resul ya gülüyorum ama o, iğrenç bir zihniyet ha, ya. Yani. Diyor, Diğer diyor yerine yatamasınlar inşallah. Yani kadın ya, bir... Kadın mahkumlara copla tecavüz iddiası var diyor. O da diyor ki aslan gibi yerlerimiz Hı. var diyor. Yani engellerimiz demiyor. Ki? Aslan gibi çocuklarımız Diyelim, var. Alçaklık. Eee şimdi, şimdi, o dönem herkes buna, yaptı bunları. Yani yani, hani... bu ama arada aradaki nefretin ama ne yapılırsa şunu kabul edemem. ama MHP, Metris'te solculara şey, yapılan işkenceyi de... Aynen aynı şey, aynı de, şey söylüyorum. E, e, sağcılara yapılan işkenceyi de... Zileli. Diyarbakır'da Kürtçülere yapılan işkenceyi tabii, de. Ya adam bu suçu mu var? Sevgili Yargılarsın, Dediğin Gibi, veya kurşun Solcular yazarsın. da silaha bulaştı, sağcılar da bulaştı. E, herkes bulaştı. Ama MHP davası da çok hukuksuzluk yapıldı. Aslında orada dediğin gibi... Dev yol davasında da... Dev yol silaha bulaşmadı mı? Bulaştı. Öbürü de ama... Öyle bir işkence ki işte Kemal Türkler öldürüldü bilmem ne falan bir sürü. bir sürü şey ama orada bayağı itiraflar da var. Ben okumuş bir insanım yani iki tarafta. Aslında dönemin solcu militanları adamı nasıl öldürdü anlatıyor. Dönemin sağcı militanları da öbür tarafı nasıl öldürdü, boğduğunu, telli adamı zorluştu, i̇şte anlatıyor ama Velişan sonra da 12 Eylül falan öyle işkence yaptı ki bu adamlar sonra biz yapmadık diye uydurmaya başladılar. Yani biraz bu iş Türkiye'de hukuk hep böyle eksik olunca ben korkuyorum bu FETÖ'cüler de ileride bir 20 sene sonra falan ya işte efendim biz de yapmadık da bize de işkence yapıldı falan. O işte oraya dönecek. diyorlar zaten. He? Bugünlerden başladılar. E, bugünlerden yani. başladılar yani ama ya, Türkiye'nin bitmez onu, onu, döngüsü. Ama onlar, onlar günahlarını kolay affettirebilecek şeyler. Yani senin yani. Dürüst Toktay olayından kıssadan ise şunu diyelim mi? He. Polis için kavgada taraf olunmaz. Olunmaz. Gazeteci ya, taraf olursa yani. ne diyecek? Gerçi ben taraf, oldum, taraf falan da Parkında değildim ama. Farkında değildin. <laughs> farkında değildim. Evet. Yani, ta haber şehvetiyle. Kuş haber şehvetiyle bravo. <laughs> ama bu bana işte o zamandan beri şunu anlar. Ne dersi var? Ders, ders, yani, ders çok büyük. Ders devletten biri bir, kaynak oldu mu güvenmeyeceksin. Bu. O bir Polisi. en az beş defa çekileceksin. <laughs> Şimdi aynı şeyi şeyde yapıyorum. Ee, bu gelen mesajlar, ee, neler. Evet. İnternet haberleri. İnternet haberleri. Tabi çok tabi yalan uzunları, ya. Onları defalarca konu. Çünkü Sabah gazetesi, Hürriyet gazetesi başta olmak üzere birçok yayın organı acayip büyük tuzaklara düştüler bu konuda. Evet. Ama sosyal medya çağında her şey karıştı. Her şey olabilir. O şey ama şu şunu öğrendim 19 yaşında. O çok büyük ders oldu bana. Hiçbir şey çek etmeden yapmayacaksın. İ iki i̇ki tarafı da. Yani hem suçlanan tarafı hem suçlanan tarafı dinlemeden asla tabii, tabii. yapmayacaksın. Tabii, tabii, yani ben bir gün daha bekleyebilirdim ne olacak kaç bölüm tabii, tabii, abi. O zaman tabii. 19 yaşındasın Ümit abi. Ha, yani o heyecan. Ha, bir an önce gideyim. Aslında ha, abi. abi sen 3-5 kişiye sorsan dürüst noktayı kimliğini de öğrenmedin. Öğrenirdim ama hiç öyle şeyler yok şey, doğrudan. evet, Yani haberi o, bir an önce... Haberi bir an önce e, var Aynen. o bizde Aynen. hani atlatma e, şeyi var ya. Kim atlatacak bir şey yok halbuki ortada. Tabii. Çünkü bizde tek ben biliyorum o olayı bana verilmiş. Evet. Kuş beni seçmişler yani. Ya, ya, bugün anlaşıyor Adan Emniyet Cevat Kul, Yurda öldürüldü mü? Evet. sağ bir grup tarafı. Evet. Olacak işte. Yani bugün polis katili deyince bak da sol. Sol gelir evet. Sol Doğan gelir. E. Evet. Ee, e, savcı, e, savcı, Doğan Öz yine. savcı, Doğan Öz. öldürüldü. Mesela ben Doğan Öz'ü savcı, savcı, solcular öldürdü zannediyordum. Hayır tam tersi. Sizden e, ilk programlarımızı sizden öğrendim Hı. ben. Abi biz onları çok öğrendim. Atlamışım yani. Gözdüm. Ya diyorum ya ben gerçekten Türkiye'de Mesela geçen konuştuk sizle değil mi? Yani Türkiye'de 80 öncesi Burjuvazi'nin durumu, bunun solun nasıl unutması. Ya hakikaten çok ilginç. Ben mesela geçen sevgili birazdan biz gelecek Serhat Ulu bir röportaj verdim. Ali Koç'u falan sordu. Dedim ki yani... Ali Koçlar'da para çok vardır. Çok yorum olmuş. Çok onu Vardır. Ama bugün bir siyasi güç yoktur. Yani aslında Burjuvazi de manevi olarak yenilmiş bir gruptur. İşte özellikle Osman kavala olayı hepsini zaten çok korkuttu. Evet. Cem Boyna'da gık demiyor. Hiçbiri gık demiyorlar. Kendi Osman Kavalo o, o, söyleyince tabii... O, ya, o, konuşacak mıyız bilmiyorum. Tabi... Evet. Kavalo olayını konuşalım. Buyur. Sadece bilmiyorum. kavala değil tabii. Diğerlerini Ge de konuşalım. Can Atalay'ı, Tayfun, Tayfun Kahraman. Kahraman'ı. Ee, ben önce düşüneceğimi söyleyeyim. Ben evet. Gezi olaylarını baştan sona takip etmiş bir gazeteciyim. Yazmışım. Evet. Eee... Bence dünyada da ender şeysiz başlayan sonra provokasyonlarla gelişen evet. Türkiye'nin her tarafında büyük tepkiler çeken ve aynı zamanda da son tahlilde evet 6 kişiye 7 kişiye yüklenen bir büyük kitlesel bir olaydı direnişti. Evet. 8 çocuk 9 bir tane de komiser öldü Adana'da e, köprüden düşüp. Dokuz kişinin de hayatına mal oldu. İçlerinde e, çocuk denilecek yaşta olanlar da vardı. Hı? E, ve aradan on yıl geçtikten sonra üç tane ayrı dava ondan evet. sonra e, ikisinden beraat aynı davanın üçüncüsü yapıldı. Bir hakim karşı çıktı. Hı? Bir hakim eski AKP adayıymış. Ve karısı da FETÖ'den iltisaklıymış. Ben yazılanlardan açık şeyden istihbarattan konuşuyorum şu anda. Ondan sonra ee, ve de mahkemenin ee, başkanı ikisi ee, lehte karar veriyor yani cezalandırmaları yönünde. Ve Kavala ee, idam olmadığı için şeye ağırlaşmış ağırlaştırmış müebbeti. Can Atalay 18 yıla, diğerleri de. Yani mesela Nadir Amater. Tabii. Nadir Amater, Nadir Amater nereden çıktı? Çiğdem Mater. Onun, onun kızı. Onun kızı biliyorum. Ee, Çiğdem Mater, Nadir Amater tanırım da o yüzden. Ona gitti aklım. Çiğdem Mater bu dava için yurt dışında oturuyor, yurt dışında çalışıyor. Kalktı geldi ve tutuklandı. Evet. Tutuklanma gerekçesi kaçma şüphesi. Kadın yurt dışından gelmiş kardeş. Bunu 10 e, şu anda bitti. Biz e, biliyorum. Canım. Hayır, o zaman için söylüyorum bunu. E, bunu biz e, FETÖ yargılamalarında çok gördük. Ben, ben de tanı. Japonya'dan gelen Yönizim. şeyler vardı. Deniz subayları Japonya'dan, vardı. Japonya'dan, İtalya'dan. Ama her geri gelen daha suçu bu. olduğu halde ya bu nasıl kendi teslim oldu deyip bırakılacak dedi bir kaydı yok. Öyle Ücün bir varsa. Öyle böyle bir şey olmaz tabii diyorsun. Eski yok başkan da öyle e, yurt dışından gelip tutuklandı. Evet Kemal Gül. Kemal Gül. Ya e, Hasan işte. da kendisi geldi. Ondan sonra. adamın geldi. aklını da aldılar. <laughs> Adam mahvettiler <laughs> içeride. o Şunu, şunu, şunu anlatacağım. Şunu anlatacağım. Dünya tarihinde çok fazla görülen bir şey değil bu. Ee, daha dün değil önceki gün e, Emine Ağoğlu e, bir şey bu 193 sayfalık bir iddianame. Bunu baştan sona evet. sonra okuyup şey Okurken ben utanarak okudum içim acıyarak okudum. Ömer Faruk Emine Evet Ömer Faruk oldu. Ne oldu ona bir şey tutuklandı mı? Hayır ya. O, o, bunu 190 He. sayfalık iddianameyi hukukçu gözüyle Anladım. Get tamamen dökmüş yani. ve şey yapmış. Ondan sonra Zorlama bir hiç, değil hiç. Mi? Yani bunu şeyde e, hukuk fakültesi birinci sınıflarında e, bir dava nasıl böyle olmaz başlığıyla Evet. Bir dosya, bir iddianame nasıl böyle olmaz diye anlatılması gereken Doğru. bir iddianame ee, ve e, insanların hayatları karartıldı. Bir, bir şeyim var işte mücella yapıcı e, hmm. bırakıldı. Şimdi mesela... Mücella yapıcı çarş, bırakıldı mı? Mübella yapıcı. E, hey, Hakan Altınay'da bırakıldı. Hakan Altınay'da bırakıldı. Hakan Altınay bir, de zerre tutucu olmayan bir Yiğit, ona... Yiğit, 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 yiğit. 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 Hayır mücella'nın bırakıldı mı bırakıldı. şu anda? Bırakıldı. O 18 seneymişti. Ay işte o bozdu onu. Mesela Mücella ya Mücella. Mahkeme Mahke, mahke samimi samimi mi, bir, üç kişinin ikini bozdu. Tamimi bir genç kişininkini bozdu. Hakan Altıray, e, Altınay, ay, ay. E, Mücella yapıcı ve Yiğit Ekmekçi. Sevgili, Yiğit Ali Ekmekçi. Se, sevgili Zileli zaten Mücella yapıcı gezi olaylarına katılmakla gurur duyan bir insan. E tamam söylüyor zaten. Hakan Altınay'ın ilgisi yok. Bence Osman Kavala'nın da finansör olduğu falan yok. Ama işte, i̇şte şimdi e, bak amaç şey, farklı. Bir şey şey anlatıyorum. Tabii amaç farklı. Amaç, amaç tamamen siyasi bir kere. Ama bu yuvalcinin diğer mensupları da korkutmak. Korkutmak ama başka bir amaç daha var bence orada. Ona hak verdim bir, birkaç hukukçudan dinlediğimde. Hmm. E, bunu da şeye karşı kullanmak. Avrupa Birliği görüşmeleri, Avrupa Birliği'nin şeylerde ha. filan da bunu kullanma yolunda bazı şeyler. Hatta bizim İsmail Saymaz kulakları çıldırsın. Şimdi artık papazı e, şey yapacak kadar papaz dedi. dedi. Rahip Ransom. Rahi, Rahi, Elinde doları kalmadığı için şimdi kendi insanlarını kullanıyor galiba şeye karşı diye. Ee, o, e, o papaz, ya papaz dediğimiz karşı. Amerikan ajanıdır ve 22 ay hapis yapmıştır. E peki e, niye bıraktı o zaman? Eski vesayet döneminde bir e, Amerikan askeri emmez, Antalya'da gelip Atatürk heykeline bevlettiği zaman ve bir Amerikanın bir köpeği bir finosu Atatürk heykeline devlettiği zaman gıkını çıkartamayan insanlar Şimdi 22 ay hapis yatırılan ajan Bronson'un e, serbest bırakılmasından rahatsız olduğunu söylüyorlar. Ben? siz söylemiyorum. Evet. İsmail Saymaz gibi o ispirli var ya. O <laughs> <Rize, gülüyor> çok güzel. Rizeliyim, Rizeliyim diyen ispirli. Hayır ispirli, ben ispirli çok arkadaşım var. İspiriler hepsi gayet onurlu insanlardır. Niye? O ispirli Saymaz. olduğundan utanan Hı -hı. bir insandır. Mu? Rizeliyim der tabii Rize'liyim der. İspirliyim diyor ya çocuk. Ee, sonradan Hı. Hiç... Onu bizim Hamdi çıkarttı ortaya. Yaşar Hacı Salihoğlu'ndan bir birlikte ortaya çıkarttı. Erzurum'a Erzurum Erzurum. bağlı. Şimdi İspirliler Rize'ye çok göç verirler. Hı. Yani tıpkı diyelim ki işte e, Gümüşhanelerin Trabzon'a gitmesi gibi veya Bayburtların Erzurum'a gitmesi gibi Hı. İspirliler de Rize'ye giderler. O İspir'den Rize'ye giden bir ailenin oğludur. Evet. Rize'de doğmuştur. Ben nasıl Tunceli Çemişli'ye evet, Ben Hı. şimdi İstanbulluyum diyebilir miyim? Ders burada İst, mı doğdun? Burada doğdum. E, tamam, babam bir Ronaldo. Ya İstanbul. E, baban da babanın babası da Bingazi'de de olsa Bingazi olacak. Hayır babanız dediniz ne neyse siz doğru olursunuz. yazar vardı. Şimdi, <laughs> e, e, ta... Hayır, şimdi bir dakika bu ne alakası var? <laughs> şunu için söyleyeceğim. <laughs> bir dakika ne alakası var? Yani? Tamam konuyla alakası yok. Tamam güzel. Ama karaktersiz bir adamdır. Hayır alakası yok. <laughs> hiç hiç alakası yok. Bu. Yapma. Ne, bak, neden karaktersiz söyleyeyim ispatlayacağım. Bir dakika. Branson konusunda karaktersizlik yapıyor. Böyle sözcükler kullandığımız takdirde bu, bu iş hiçbir yere yürümez. Ben de çok rahat kullanırım. Bilir. Tabii canım yani, tabii tabii. E, o tabii. da Ben senin sana bir saygısızlık ettiğimi düşünmüyor musun? Estağfurullah. Ha arkadaşınızsa bu ispirli. Arkadaşım. Tamam. Şimdi Peki. o zaman tamam. Ama kabul et son dönemin star gazetecilerinden. <laughs> tamam popüler. Bizim gazetemizden <laughs> bir popüler kullanılan. Şey aynen aynen. Sözcü de doğru. Tabii bizim şey. adamımız o da. Oo, o da bizim adamımız. Bize hizmet ha, ediyoruz. eğer, naz, Sanşen nasıl bize hizmet ediyorsa, evet. Masum Türker nasıl bize hizmet ediyorsa, Sayın Süleyman Soylu, hmm. E, o Veys Ateş'i kimin karşısına çıkarttırdı Halk TV'de? Ha İsmail Saymaz'ın mı? Veys, tabii. İsmail Saymaz Veys, tabii. Hı. İsmail İsmail Sağ. Sağmaz, iktidarın kullanışlı bir aparatıdır. Halk TV'de ve karşı cenahta sözcü. Valla bunu e, ben senin yerinde olsam buradan bu kadar rahat konuşacağım. Bir gün böyle getiririz onu da buraya. Ve Gelmiş davet konuşuruz. ettim. İsmail Saymaz'la Barış arkadaşı ben Halk TV'de Özlem Gürses'te moderatör olsun dedim. Benim arkamdan dedikodu yapıyorlardı o şey olayında. Evet, Sen Reis Ateş'in şey. karşısına Süleyman Soylu mu çıkarttı diyorsun İsmail? Kim Sönü? çıkartacak peki ya? Onun yanında şey de vardı. Hayır hayır o ee, Reis Ateş, Reis Ateş, hayır o şey diyor. Süleyman Soylu'nun yayını diyorsunuz, ikiniz evet. aynı şey diyorsunuz. Süleyman Bey de var. Sen ama... Süleyman Soylu'nun Habertürk'te evet. kendini hakikaten inanılmaz kurtardığı yayını söylüyorsun. Evet. Merdan Yanardağ, Aha. İsmail Saymaz, Kübra a, o, Apar, o, o, Mehmet Akif Ersoy, Reis Ateş. Evet, o, o değil, ben onu demiyorum. Veys Ateş'in, Veiz Ateş, e, SBK'dan rüşvet alma olayları çıktıktan olayla. olayla. sonra... Gittikten sonra yani, medeni ölü hale geldikten sonra... Veys Ateş'i kurtarmak için diyor, Veys Ateş'in Süleyman Bey'in adamıydı. Yok, Veiz... kurtarmak için değil. Çık ulan dedi, dürüstçe her şeyi itiraf etti orada, anlat dedi. Ateşi, Kimi... Süleyman Bey dedi. Tabii İsmail de. Saymaz dedi de ki, sen de bunu şey yap dedi, e, konuştur dedi. Konuştur dedi. İsmail Saymaz, iktidarın Halk TV'deki, sözcüdeki adamıdır. Ve Ay, diyorsun, de şöyle, "Adı yani sağ kökenlidir." Ya. Ya sağ zamanda. kökenli olduğunu biliyorum ama bunu söyleyebilmek için elinde bir tutanak olması lazım. Ya işte olayları söylüyorum A, size. Öyle de, kritik bir, bir yerde Erdoğan'ı metler ki bak. Kaymaz. 100 gün iktidara çakar gibi yapar bu söylediği gibi. 101. gün öyle bir yerde o CHP'yi satar ki veya Kemal Bey'i Erdoğan'ın büyük hizmeti o yapar. Ondan dolayı ona dokunulmaz. Ben, ben, dokunulmaz ben, tabii canım ben, ben İsmail dakika, Saymaz ben, dokunulmaz. Dejimin ben, ben, ben adamıdır benim, İsmail benim Saymaz. Benim böyle şeylerden çok midem bulanır. Ben gördüğümü okuyorum ben. Ersan Şen şey de bu düzenin adamıdır. Ersan Şen bu şey. düzenin adamıdır. İsmail Saymaz bu düzenin adamıdır. İsmail Saymaz Denizli'de 28 Şubat'ta muhabirken başörtülü kızları ispiyonluyordu çalıştığı gazetede ama bu, o onun, bu ama ya rejimin adamıyla bu biraz o, ilişki değil mi? O, o, o zaman 28 Şubat'ta rejimin bir He, uygulamasıydı. O, 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 gün, o, gün, o gün, gün, kim varsa bile. ona oynar. Ama Ümit Silal öyle mi? Şimdi beni o, bırakın bir e, tarafa. Uğur M Mumcu öyle miydi? Evet. Hayır bir dakika bir dakika. Bu, bu, Yılmaz Busun. Özdil öyle ne mi? Şimdi, bir sen dakika, Süleyman yani. Soylu'nun Habertürk'te yaptığı yayını da operasyon yayını gibi görüyor Yok, musun? Yok onu ya bilmiyorum onu. O konakta bilgim yok. yok. Süleyman Bey orada kendini ama çok bir, güzel ama be, çıkarttı. Hayır. Nasıl, nasıl çıkarttı? Ama ben çok başarılı iyi çıktı orada. Başarılı çıktı derken sadece o konuştu. Kübra Pardevanlı öbürlerini şey yaptı. Söyle, e sordukları sorulara. Şimdi biraz daha yanıt vereceğim. Bir dakika kardeşim bekle. Daha bilmem ne olmadı diyor. <laughs> Öyleydi, biliyorum. <laughs> Çok, ben de, ya, bir, de çok çok bir operasyon çok yaptım. o bir operasyon yaptım. İkinci ben de deyiz ne? De orda. İsmail Saymaz'ın programını söylüyorum. İkiniz de çıkacaksınız orada. kalkacaksınız. Ya biz burada bardak gibi niye oturuyoruz? Merdan, yani. Merdan, Merdan, Merdanlar. Merdan Saymaz'a kızdın Çıkamaz sen. Çıkamaz ikisi de. Kızdım çünkü onlar iyi niyetle bir şeyler sormaya Ümit abi, çalışıyorlar. Sen şimdi samimi bir solcusun. Ya bir dakika. Onlar samimi solcu falan ha, değil. Onlar öyle kullanışlı öyle. aparat. Erdoğan abi ya. Kullanış. Ya, ya artık kullan. Şım ardı şım ardı şım Şimdi yarın <laughs> İsmail Saymaz da desin. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor. <laughs> ben de söylesem beni de atarlar. Sen de söylesen seni de atarlar. Tabii Kim canım, söyledi Hiç... bir ki, kimyasal ya, bir silah kullanıyor? Erdoğan'a kimyasal silah demedi ya. Apo'yu. Ya, Apo işte. Ama ondan öncesi de var. Ondan önce Kürtçülükleri de var. Ya 1980 Özgür gündeme PKK'nın gazetesi gibi tam çok eski bak. yani bu, bagajı dolu onun bu yaptı bagajı hiç dolu falan değil ama ee, konumuzaklaşıyor e, ikinci, hadi İkincisi de daha. bir dakika bir dakika eğer şimdi bak bir şey e, ne derler iddia, iddia, iddia e, umumi umumii iddai söylediklerini ispatlamakla mükellef ispatlamakla mükelleftir. Mükelleftir. Doğru. bu ne demektir söyleyen söylediğini bir belgeyle bir tanıkla veya birkaç tanıkla ortaya koyup e, iddiasını ispatlamak şimdi abi, yok. Şeyin dedi, Engin Civan dediği gibi hani rüşvetin belgesi mi olur? o da oldu. Şimdi, <laughs> şimdi, o <tamam>. da çıktı. <laughs> Tam da bak ben şimdi rüşvetin o da çıktı. ama olur. bir dakika. Ben... O zaman sen buradan istediğin gibi konuşursun. Selim ben istedi. Ya şu var. ben şey. istedi. Ben dedi 5 milyon dolar. <laughs> evet. sen, bu Engin Civan'a verdim dedi. Tamam. Mahkemede. En gücü o dedi ki ispat et dedi. İspat et dedi. O da onu şey mi? Belgesini senin, çıkar dedi. Rüşvet'i belgesini. Senin daha olan... iyi. Ulan ta... bilmem ne. <laughs> <de>. Ha. <laughs> Biraz de, Ümit abinin daha iyi hatırlayacağı Üç darbede de e, kritik yerlerde görev almış. Rahmetli olmuş gitmiş bir isim. Şöyle Şah, Koca Topçu. Aa, Şah Koca Topçu. Yok, Şimdi, kimse bilmez bunu. Yalnız yir... var ya zekanı gösterdi. <laughs> üç darbede de konum üç aldı ya adam. Üç darbede de... Sanayi ba Bakanı. Hep şey, hep, şey yani, çişti. Zenginlerin adamıydı. Çay, çay içmişti sözde. Ay o, sonra sonra şap koca Bak, topçu. 27 Mayıs'ın e, Sanayi Ticaret Bakanı. Evet. 12 Mart'ta bakan. Evet. 12 geldi bir daha bakan. Ay başka ne özellikleri var? Koç bilmem, ko o bilmem ka koordinatörü o iş, hayatındaki bilmem ne kaç dereceli mason locasında üstad Hı. makamında ayrıca İslami bir vakıf olarak onun ismini söylemeyeceğim. Şu anda çok düzgün yönetiliyor çünkü. İslami bir Alkomenizme karşı. I, ya, e, ya o çok dürüstün. o, ocakta, vakıfta evet, 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 mütevelli heyet üyesi. Ama o dönem ya, adam, ki, 27 Mayıs'ın adamı, 12 Mart'ın adamı, 12 Eylül'ün adamı şey getiriyor. Mason ona, İslamcı bir vakıfta onu daha mütevelli üyesi. Ona Belki ve Büyük Sanayiciler ya, doğrudur, getiriyor. Doğrudur. Askere tavsiye ediyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi, şimdi şu Bu ispirli de ismini çok sizce zikretmek. e, İspirli'ye can feda. İspirli çok değerli dürüst arkadaşlarım var. Bu ispirli olduğunu inkar ettiği için. Ben söylüyorum. ediyor ediyor. Şimdi edemiyor. Şimdi artık edemiyor. Tamam, etmiyorsa sen niye o zaman? Ya misin? ben de söylüyorum. Ben, de çemiş gezekliyim. Sen de işte Göztepe'lisin. İzmirli. Ve ya. Kütahyalısın. Yok, Değil, dedem Kütahyalı. Deden, tamam dedeni söyleyeceksin. Sen aslan, bana soruyorlar. Sen Rasim Nasıl mısın? Nerede? Kütahya'da. Bak, kökenim Kütahya'da. Ama ömrümde Kütahya'da. Şimdi bak İstanbul'luyum demek olmaz. İstanbul'un yerlisi. Sen de zilelisin aslında. Tokat zileli ama. Yok orada O e, onu bilmiyorum. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Şaka yapmıyorum. melez ben biraz. İstanbul'da büyüdün. Yok ama sen şey babanın valilik Baba görevi mı? Anadolu'da. Anadolu'nun çeşitli Şimdi bu 28 Şubat'ta başörtülü kızları ispiyonluyor. Ben abi, bunu Abi, bir dahaki programda delilir. Yok çocuk, yok. Yir... 2007-2008'de. Ne çocuk? Ya çocuğu? bu 28 Şubat 17 yaşındaydı ya. Tamam ki Ümit abi de 19 yaşında işte haberi Ay, yapmış. Ben de 17 yaşında 2008 başladım. Abi. 2008'deki o haber. Anlıyorum ben. 2008, 2008, yani. 2008 mi? 2008 radikalde. O tamam. olay. Evet. Tamam. Ha radikalde doğru. Hı. Eee İsmail e, kızları ispi diyordu. Ee, Rize'de kendisinin ilk üçü hatta üçü derneklerine falan da orada saltı şey olmuş galiba lisede. Kendisi, kendisi de söylüyor bunu Böyle zaten. Söylüyor. Tamam bir şey demiyorum. Sağdan Şimdi, gelen bir insan. Hayır ben diyorum ki rejim muhalifi falan değil bu. Hani Ergenekon balyoz şeylerini mesela ne, Nedim öyle. Bey sever onu. Hani Tarık Akanlar'la birlikte, sizlerle birlikte Ergenekon balyoz mahkumlarına destek vermek için Silivri kapılarını zorlayanlar arasında var mıydı? Var. Polis adliye muhabiriydi. Tamam. Ama şeye destek veriyordu. Yani orada Ergenekon'daki mazlum gördüğü insanlara destek evet, veriyordu. Evet, evet. Bu diyorum her devirde bir tarafın adamı Başka olmuş. Aslında tam değil. Başta Ergenekon sorusunun olumlu bulduğu oluyor. Sonradan. Sonradan döndü. Sen daha da detaylı biliyorsun. Ama o kötü de. değil. O başta da ilk Ergenekon çıktığında yani bunun üzerine gidiliyor falan diye düşünüyordu herkes yani. Doğru. Hayır şimdi diyor ya evet. tutuklayacak Branson bulamadı diyor ya. Branson'u benim oy verdiğim Cumhurbaşkanı... Hayır, mı ya? Tabii Ya İzmir'de zavallı ya, 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 ya yani. 22 ay hapis tuttu. E. 22 ya, ay, ben ay benim ölüm Amerikan... çıkar buradan diyen ben miydim? Yok <laughs> benim ölüm çıkar falan. Ben demeyiz. ölene kadar ya. Hayır öyle bir şey demedim. Bak şunu ya, Yapmayın gözünüzü bak, seveyim. Bak böyle. o video dolaşıyor. Ben bak, Allah, bak, Allah, bana video? sonu bırakmayacağım dediği bir videoyu gösterin ben özür dileyeceğim burada. Bütün tamam şimdi dileteceğim. Ben o teröristi teslim etmeyeceğim dedi. Papaz ha, tamam, Hayır, o papaz değil. Papaz terörist değil ki. Papaz ajan. Yani terörist başka bir şey. Deniz Yücel vardı bir de. Deniz, o da ajandı. Alman ajanıydı. Ya devletler ajanları tutuklar birbirlerine karşı kullanırlar. Siz hiç bugüne kadar 90 yıllık, 100 yıllık cumhuriyet tarihinde bir Amerikalı'yı ve bir İngiliz'i bırak askerini, papazını, polisini, bir fino köpeğini bile siz tutuklayan bir cumhuriyet hükümetine rastladınız mı? Abi. Rahip Brunson denen Amerikan ajanlığı... Eylül döneminde Kavala tutuklanamazdı diyorum ben. Ama ya bu meyninin sözünü söyleyeceğim. He. Bir Amerikanın bir can, deniz piyadesi Johnny'si değil, bir fino köpeği bir İran şahının yüzüne devletse... Daha kaba konuşmayayım. Amerika'nın o Johnny'sini cezalandıramaz İran rejimi dedi. Bak bir Amerikan askeri. Ben yine 79 öncesi. 79 evet. Şahı eleştirirken. Şimdi Türkiye'de siz bir Amerikan ajanları. Ne diyor? Evet. 15 Haziran 2021. Tamam. Bu fakir bu görevde serbestti. olduğu sürece o terörist Ray Bronson Nerede o? Bana o terörist diyor. Okay, o terörist videosu... diyor. Abi videosu var bende. Ben bir videosu. Kardeşim ]ydim. tamam da kimi söylüyor o zaman? Terörist diyor ya senin terörist teröristi vermeyeceğim diyor. E ta kimi Batı... istedi? Abi isim değil. Sen abi, bir dakika ismi söylememesi ne anlamı var? Onu söyle bana. Abi söylüyorum genel olarak benden terörist iadesi istediğin zaman diyor Sayın. Ya yapma Rumurak. gözünü Ya aynı Allah'ını seversen biradersin bir Ermeni'de de aynısı oldu ha, bak. Oldu affedersin Ermenilerde. Deniz... Onu şöyle söyledi. Er... Orada bir döl kelimesi geçecekti ya. Onu söylememek için affedersin dedi, dedi ki toprağı bol olsun Markar Esen dedi ki biz ırkçıları dedi Ermeni düşmanlarını dedi gözlerinden tanırız dedi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ne manada söyledi. Bu arada mi? ben sana dün söyledim <laughs> mi? Yok. Markar'ın dedesi. ha söyledi söyledi. Evet ya inanamadım ya. Dur ayrı bir konuya dur. Galat Paşa'nın taşnak içindeki casusuymuş <laughs> Esaya. Yani Markar. Markar Dededen itibaren jeolojik devamlılık Evet, Markar yerli ve milli bir Ermenidir. Mustafa Çalık'tan mıydı? Doğrudur. Markar Esayan'ın. Şimdi burada çıkan sonuç Esaya. şu oluyor. Galat Paşa'nın e, içindeki iktidara cevap. iktidara ve e, en başındaki kişiye e, bir şekilde ram olmuş kişilerin hepsi milli ve yerli oluyor. <laughs> Genel olarak. <laughs> Öyle diyor. Türk hayır bak İsmail o Saymaz da devletin adamı. Hayır İsmail Saymaz <laughs> devletin adamıdır. Rejimin adamıdır diyorum ben. <laughs> yani. adamı. Yani şimdi yani tarikatın kabul edeceği gibi yani. değildir. Bunu da kabul etmedin değil mi? Ay, de, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız. Evet. Ben dedirse terörist teslim etmem dedi. Terörist teslim etmem demedi. Dediniz o peki? terörist. De o kim terörist peki söyleyin e bana? Etalamıştı işte, Raif Bey hocam. Ondan çıktı. Raif Bronson mesela hapse atılması sadece doğru muydu? Hayır ya doğruydu değil e, mi? Bambaşka de bir şeyden söylüyorum. Ya diyorum ki orada <gülüyor> bana <gülüyor> bambaşka Hayır. bir şeyden bahsediyorlar. Tamam, Raif ya, Bronson yani. değil yani. diyorum oradaki kastettiği Siz bu? de Bronson oldun. Ya genel ifadeyi. Aa bir dakika şey vardı değil mi? Bir Amerikalı çalışan vardı hapse atılan. Ee, evet. Ve Hangi kim vardı kullandık. ya? Kim var abi? Büyük el, büyük, Hayır o şey oldu. Türk de o. E, Tam Türk ama herkes. Ama onlar terörist değil, ajan onlar. Bak Batı bizden terörist iadesi istemiyor mu? El kaideci var, işitci var falan demiyor mu? Ne vermiyoruz? Ben dedi sana vermeyeceğim dedi. Bu bu fakir dedi, bu can dedi, bu beden de olduğu müddetçe. Verdi. Terörist değil ki o, ajan o. Ajan takası yapıldı. Of. Onlar da başka bir ismi bıraktılar. Şimdi ismini e, zikretmeyeyim. Evet, evet. evet. Neyse şimdi bak bunlar Türkiye'de bir kere işler, bak, işler çok karıştı. geldiği zaman şak terörist şimdi, oluyor. İsmini söyleme de oluyor. Bilmem Abi, ne oluyor. Branson dese Branson der. Ya, Sayın Branson Erdoğan, dememiş o terörist değilmiş. De Kavala. Biz. Sayın Erdoğan'ın başka çelişkisi. Kavala olayı. Aynen, Deniz içinde o gazeteci Deniz, deniz Yücel. Deniz, yücel e, içinde Sen ajan şey mı? Işte. Ya ne, nereden bileyim ben ajan mı değilim ama hiç zannetmiyorum yani. Adam burada gazeteci bir olarak geldi. Gönderdiler onu değil mi? Gitti Almanya'ya gitti. Almanya uçak gönderdi ya, aldı gitti, gitti ya. Anlaştık. Alman, Alman vatandaşıydı, vatandaşıydı ama. Tamam Alman vatandaşıydı. Ya, direkt değil. Alman ajanı ya ben söylüyorum. Ümit abi söylemesin ben, ben söylüyorum. Ben niye söyleyeyim? Yüceli, Alman aşanı, sen, Alman sen sorgu odasından mı geliyorsun? Adam, Alman ajanı. Başka Hep sorardım bunlara. Siz sorgu odasından mı geliyorsunuz? Arabya'daki başkonsolosluğa sığınan adam. Başkonsolosluğa. Bak size Rahmetli Yaşar Nur Öztürk'ün Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili bir videosunu geçen gün dinledim. Ben Lyon'da dinledim. Arkadaşlar dinletti. Cübbeli'ye tutuklama kararı çıktığında, şey daha doğrusu yakalama kararı Almanya'daymış, yurt dışındaymış. vaz vermeye girmiş. Adam atlamış gelmiş. Tutuklamışlar. E, tutukladı Cübbeli'yi. atlı içeri. Ondan sonra diyormuşlar ki ya sen gelmeyebilirsin. Demiş ki başka ülkede demiş. Özgür olacağım ama kendi ülkemde rehin olurum. Yine Sayın Cavit Çağlar. Saygıyla anıyorum. Şundan dolayı. Amerika'da Brooklyn'de cezaevine atıldığı zaman ya beni ülkeme iade edin de assınlar beni dedi. Asınlar. Amerikan şeyleri daha kötüdür ki. Amerika, Amerika cezaevleri falan. O, ama öyle. Asılmak istiyor yani. O adam o kadar şu var. Yani yabancı bir evet. ülkede bir ülkeye sığınmak, başkonsolosundan medet olmak. Biz şimdi ismi lazım değil. Ne, ne diyoruz? İşte Yunan'a sığınan bir... Ama Kadir Mısır oldu İngiltere'de 8-9 sene. Abi bak ta Kadir... Haklıydı, işkence edecekler. Kadir Mısır konsolosa sığınmadı. Şimdi Şevki da gitti, başkaları da gitti. Ya kendi sürgüne Dinle var vardı. Tabii, sürgün vardı. Sürgün var, farklı bir şey. adam, bak adam ülkesinden kaçtı gitti. Ee, buna Her bakan şey... gitti. Yok Erbakan Hoca'nın tutuklaması falan yoktu. Ama yoktu. Ya. Erbakan Hoca'yı Vazif, Erbakan Hoca. O adam şey olarak gitti. Bir makineci olarak. Ama sen milli görüşe sempatisi olduğu halde dürüstçe de dersin ki Muhsin Batur'da İsviçre'ye gitmiştir. Tabii Muhsin Batur gitti. Erbakan Hocamızı aldı. Gel dedi parti, parti kurdu. Parti kapanmayacak dedi. Garanti dedi. Adalet evet. Partisi bölmek için. Demirel amaçları parti. evet. Adalet Partisi Bak, ben, bölmek için. Ben milli görüşçüyüm. Tamam. Merhum Erbakan Hocamızı şey yapıyorum. Ama burada Erbakan'ın bir kabahatı ki. Yani mesela. Sefer... Da tabii gelirim dedi. Onun karşılığında 80'de bütün şey Milli Selamet Partisi Muhsin Batur oy verdi. Cumhurbaşkanı seçiminde ve Hüsin Batur ucu ucuna 333 oy aldı. Diyordu ki Cuma namazına gitmesi lazım diyordu. Muhsin Paşa Cuma namazına gidiyordu. Cuma Hatırlıyorum Batur, ben. Cuma Babam da cevap Bu Muhsin Batur Cuma namazına gitti. Gitti tabii. Niye gitmesin ben ya? Eliz. Ya, Elis, ya adımın adı Ya ismi Muhsin. İhsana ihsan uğramışım. Sen bunu hatırlıyorsun. Ben bunu bak. Ben ben hatırlamıyorum. Muhsin Batur. Cuma'ya gitti Muhsin Batur ki Erbakan oy versin. Ya bakan diyor ya Kadayıf'ın altı kızardığı falan diye. Ya 303. Aa, Cübeli, Cübeli de kim için demiş onu ya? Ee, daha bugün okudum. Daha ya, Cübeli Hoca da milli bir adamdır yani. Kim? Bak, başka konularda eleştirebiliriz ama Cübeli Ahmet Hoca da milli ve yerli bir hocadır yani. Devletin yanında. <laughs> milli, yerli ve hırsız. Ya, Oo! O, bak, bak, ben, Cübeli, daha... ben söyleyeyim hemen o zaman. Ben bir... Allah... Bende ben bilgi çok. Cübeli hırsız mı? Cümbeli hırsız demeyelim. Tabii dolandırıcı yani. demek daha Oo. doğru. Evet, tabii. Şunu söyleyeyim. Dolandırıcı olmak da milli olmaya aykırı değildir. Değildir i̇nsan, değil mi? Milli hırsız, i̇nsan milli suç dolandırı. işlemiş olabilir. Bak milli olmak ayrı bir şeydir. Gözlerine <laughs> yani geldim tarzıma. Senin o hocan bir. Oca... benim hocam falan değil ya. Ya sadece şey, işte. devletin yanında bir adam diyor. Hayır bir dakika bir dakika. Ya, Şu İsmail hey, Saymaz hey, gibi. Bir dakika bir dakika. İsmail Saymaz gibi diyor. <laughs> bir dakika. Tabii yiğidos. Ha eee öyle olmuyor o işler. Öyle yürümüyor. Bak ben <laughs> söylüyorum. Hepsi var. Net net evet. net. Bunu sevgili İsmail Saymaz'a savunma hakkı peygam, peygam, vermekten. Peygamber istersen, ya, bağlı. Peygamber yani. terliği satıp bunu giyen ha, gece rüyasında görür diyen bu. E tabii biz onlara katılıyoruz. reddediyoruz. Ondan sonra Dinimize de aykırıdır. Fazıl ne fazıldı Jet? Jet, Fadıl. Jet Fadıl'ın e, bilmem Doğru, neredeki öyle. evleriniz e, şey Doğru, yaptığında kapris, kapris. ondan 4 tane daireyi alan ya ben de kazıklandım Para da vermemiş ha. Ben de kazıklandım diyor sonra. <laughs> Onlara problem yok. Peki. Ya, yanmaz kefer, olacak da. problem adamda hiç problem yok. Yanmaz demek yok. keferi zaten cübbeli mi? Sen, yani senin söylemde problem yok demek ha. istiyorum. Sana katılıyor iştirak ediyor. Tamam abi yanmaz keferi zaten cübbeli mi? Ha evet. tabii o da cübbeli. Tabii. Yanmaz, yanmaz kefen ve yanmaz terlik. Ya yanmaz kefen. Şimdi nasıl bunlar ya. di, bunlar di, itikadımız var. Bizim bak bizim itikadımız. Hediye sözü o zamanın parası da 130 lira. O terlik dediğin de bayağı bir Ya bak, şey. abi, bir dakika. Ümit abi ben biraz A konuşmaya başlamısam zaten zaten leblebisi falan ben muhalif olmuş olurum. A ama sevgili Ümit Ben yani iyi tanıdam hakkında Atatürk devletinin yanındadır. Atatürk leblebisi ya, falan Ya sen bunları atatürk. yaptıktan sonra ister devletinin evet, yanında ol, ister ya. milletinin yanında ol, ister Ümit ikisinin abi. yanında ol. Olur mu öyle şey Ümit abi, ya? Teki ya? Teki bir insanda karakter bir tanedir kardeşim. şey İş karakteri kötü, yerli karakteri iyi milli karakteri şahane. Tabii kuva Milliye komutanlarımızın birçoğu biliyorsun dağlarda çetelerden işte efeler, zeybekler. Karadeniz'den falan. Bu, önceden Zühtü. de var. Önceden de suçlar var. Recep Zühtü mesela. Ya, ya adam karısı metresini öldürdü. O e, zeybek efe, efelerden bir tanesinin ismini oh. vermiyor. Çe çeşmede su almaya geliyor. Kızın birisi testi dolduruyor. Diyor ki eee e, yok o zaman. Yok, yok çekil diyor. Ben su dolduracağım diyor. Sanki ben diyor bilmem ne efeyim diyor. Diyelim ki Demirci Mehmet Efe, örnek veriyorum. Sen diyor adam mısın be diyor kız. Sen adam olsan diyor Yunan diyor gelmiş diyor senin diyor namusunu çiğniyor diyor. Sen diyor buralara dağlarda geziyorsun köyden gelip su içiyorsun diyor. Adam utanıyor ve kuvay milliyeye katılıyor. Ne güzel işte. Ay şimdi ama bu adamlar suçlu adamlar ya. Yani. O eşkiya, günün eşkiya, eşkiya, O gün doğru. eşkiyaları. Dağlarda bugün, adamlar. Bu, bugünkü sağdaki ekep. soldaki itten gibi, daha şeriflerdir. Gibi. Birdir. Şimdi mesela İpsiz, ekep, i̇psiz ekep, Recep, Topal Osman, ondan sonra bilmem ne Efe, Ölce, filanca Çerkes Bilmem kim. Bunlar, Bunlar hepsi... mafya gibi o dönem. dönem. O dönemin mafyaları. Ama Kuvayi Milliye bunları alıyor. Mustafa Kemal Paşa da bunları hepsini düzenli orduya dahil ediyor. Çerkez Ethem bari. Diyorsun diyor. ki yerli evet. ve milli kriminal. Şey, tabii. kriminal. <laughs> Parti Efe part, part gitmiyor. Şey, gitmeyenler He? var ama. Gitmiyor. Gidenleri e, millidir. Yardımcısı. Ethem'in yardımcısı. He. O Yunan'a sığınıyor, sığınmıyor. Ama Çer, Çerkez Ethem de mesela sonradan sığındı ama... Biliyorsun İçerik de İlber Ortaylı falan çok katkısı olmuştur. Sonradan katkısı, kavga, iç kavga. Katkısı olduktan sonra gidip Yunan'a sığın sığınana ne derler abi? Bak işte, bak Bilmiyorum, ne, ne içerik oldu içerik peki Alman kos sığınana? sığınana? Tergiz'de erkenden ölseydi Bayağı kahraman bir kahraman olacak. diye. olacak Savaşı'nın kahramanlarındandır. Ha. Bunu teslim edelim. Ama Yunan atıldı diyor. Tamam arkadan kuşattı. Refet Bey yani İsmet Paşa arkadan Ama ne zaman? Kuşattı. Artık adam silah çekti. Ümit abi ya Büyümden bazen ne yaptı. bir şey diyeceğim. Ya. Şimdi mesela bak. Ya bana itaat bazen, etti. Bazen, Zeyn o da etmedi. Ümit abi. bazen, bazen isyanlı Bana itaat et dediğini daha açalım. bana, bana göre abi, etmesi lazım. Düzenli ordu kurulmalı dedi. Bana göre de çerkezi tam bağlanmalıydı. Mustafa Kemal'e bağlanmalıydı. Abi gördü. size kadar getiriyor. Ama evet re -reşit miydi? Ya abi Gergeden bir an önce cahil de bir adam yani baktığın zaman Cesur evet. Mensur ama bu büyük bir kahraman. Var. Kahraman ama. Yani şey milli bilgisi, kahramandır. Kabuk kaza gelen bir adam. Yunan'a sığınmış. Abisi o subay. Şey çok gaddar. Şugay, evet tabii. tabii. Osman şey... da gaddardır. Tamam, jihad katlarından. Ama bunun arkadaşım Mustafa... başka bir şey anlatıyor. Sen ben her şehir bir karşısında birisini çıkarırsan ya ben de çıkarırım de, yani. Gergeden Atatürk Mustafa Kemal'i tarihi biraz biliyorsak ben de Mustafa Ankara'nın göbeğinde asacağım. Yani böyle bir hani ya, ya vardı. Ya. Tabii. tabii. tabii Aa, bunu yani bitti zaten. Ay, ay, bazı böyle saçma sapan mafya babaları vardı. Sana bilmem ne yapacağım. <laughs> bunun bunun iki bilmem. tane de abisi var. Onlar işte gaza getiriyor. gaza getirenler onlar. Tabii. Subay onlar. Onlar subay. Onlar subay. Bu subay değil. Değil bu Onbaşı. Onbaşırlıktan... Onbaş yani. Ama çok cesur. Çok, çok cesur. cesur. Bazı şeyli beyli. Artık çok cesur. Ben var, diyor Mustafa Kemal'e bilmem nereye. de asacağım. diyor kulağından birisini diyor bir kapıya diyor. Mustafa Kemal'i bir kapıya diyor asacağım diye tehdit edince. Eee belli de bir gücü var. Yani Allah için Çerkezistan çok güçlü o sırada. Hatta deniliyor ki düzenli orduya geçilmese bile... Hayatta kalma bu şuna benziyor biraz. Sidi. Düzenli orduya geçilmese bile hiç şey bile yok, diyor, olmaz. Yunan'ı tepeleyebilirdi diyor. Ya, yani, Tepelendi de diyor zaten. Ya yapma gözünü sevdi. Ya şey, Allah'ını seversen abi. ya. ya yani. yani tartışma ama şu var. Tabi başta e, o, katkısı olmuştur da sonradan tabii işler tabii. karışmıştır. Ya <laughs> ama şu var sevgili Zileli. Şimdi mesela burada o dönemki ortamda hakikaten yani bir sürü ipsiz recep adamın ismi ipsiz recep zaten <laughs> işte Topal Osman dediği gibi dönem ama yerli ve milli mafyaları şey ne bileyim, han soyan hamam soyan kervan sarayları soyan adamlar bir kısmı oraya katıldı dediği gibi yani bu hepsi, işler ondan karışık. sonra, hepsi ondan sonra normal bir hayata geçip affedildiler. E yani evet, bak bu da devam eden oldu ama yani. De devam edenler sonra güzel bir ben espri ben. var. E, ee, bu da şey olsun neşe Ya yani o dönem yani var. bayağı bir mala çöküldü de yani. yani. Razımcığım bir Cübbeli Hoca ile ilgili güzel ha. bir espri de var. E, Mali müşavir Mustafa Genç abimiz yollamış. Cübbeli Ahmet de anlatıyor. Diyor ki Aziz Yıldırım ile diyor trafik ışıklarında karşılaşmışlar. Ee, e, bunu, ee, bugün onu söylüyordu. Şarkısı, Aziz evet. Aziz Yıldırım'a söylüyordu. Evet Cuma, bir namaz kılsak Cuma'ya geliyor musun diye ben. sordum diyor. Yok Balıkçıya gidiyorum ne cuması dedi diyor. Mert adam dürüst adam ben dürüstleri severim. Özel dua ediyorum namaza başlaması için. Rüyamda görüyorum onu diyor Aziz Başkan için. Şimdi Cübbeli Hocam o tip o hurafelere ben de katılmıyorum. Onların hepsinin dinimizde yeri yok. Peki bunu yapan bir... yapan bir insanın nasıl yerli ve milli olmuyor? Şimdi da. yerli milli, yerli milli, Bak, yani. bak dini hurafesi uydurur ama, ama yerli milli. Yani hurafesine para kazanıyor bunlar. Mustafa, bundan. abi, 135 Mustafa abi, ben o zaman bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani ben söyleyeyim. Yapma gözünü seveyim. Bir zaman da Ahmet Altan Müslümanlık ve Milliyetçilik diye bir yazı yazmıştı. İsmini vermek istemiyorum da. Yani neyse bir tane bir, bir cemaat lideri beni aradı. Hmm. Yani Ya çok güzel yazmış Ahmet Bey'in cebini senden isteyebilir miyim? Tabii dedim vereyim. konuşu Müslümanlık ve milliyetçilik yazsın. Yani milliyetçilik Müslümanlığa aykırıdır diyor. E, aykırıdır aynı diyor. adam yerli milli milliyetçiyiz. Ya, ya bu işler konjonktür <laughs> hazretleri de Türkiye'de ya kim yani bırak Allah. Şimdi benim dediğim arkadaşım Hamdi yollamış. E, Ümit abi senin ha, dediğin konuşmanın diyor, görüntülüsünü. Eğer Halil Bey de değerli kameranımız şey yaparsa. Ha, göster abi. E, hemen arz ediyorum. Ne o? Ee, senin söylediğinin Sayın Erdoğan'ın ağzından çıkan sözleri. Ha, ya, tamam zaten ben de onu Tabii, okudum. Ben aynı şey o terörist diyor. Videoyu. Recihi atayım peki kim atayım? Rasim ben sana atayım. Sen bana, hadi, ben bana evet. ben atayım doğru daha daha şey olur. Ee, evet abi devam. Direkt burada şey var. Ee, Sayın Erdoğan'ın Rahip Bran sonra için söylediği iddia edilen. He. Sevgili Zile elinde ee, aynı şekilde iddia etti. Arkadaşlar attım. Tayyip Bey'in açıklaması. Sayın Erdoğan açıklaması eğer Branson ismi burada geçiyorsa ve o ya anlaşılıyorsa. Ben geçiyor demedim ki. O anlaşılıyorsa bile Heh. bak ben özür dileyeceğim. Anlaşılıyor bile bir ima bile var. varsa bak, gele, özür gele, Gelen yerdense tabii ki. Tamam. Yo, o hani, arada hani, sana, sana bir mesaj var sevgili Dileli. Emir Berke Yaşar genç Ayrıca bir, da sonra Trump Erdoğan'ın Rahat Bronson için teşekkür ediyor. O ayrı eder canım. Tamam. Ajanını teslim etti. Teşekkür ediyor. Bu etti. biz Hakan Atilla için onlara teşekkür ediyoruz. Bir et. şeye kadar e, senin o video yayınlanana kadar Emir Berke Yaşar'ın sana attığı bir mesaj var. Ha, senin Sevgili Ümit Zileli. Kim o? Genç bir çocuk 18 yaşında. Rasim'in Twitter... 20 sene önceki TV... ya, Twitter'da da çok takipçisi var. Var var yani var. Çok, iyi bir çok cevap bir arkadaş. Sevgili Ümit Zileli, Ümit Bey'e de saygı duyuyorum diyor. Yayının başlarında iktidar muhalefet kavramını kullanmadan durumu nasıl anlatacağım dedi. Genç bir kardeşi olarak ona bir tavsiyem var diyor. Günümüzdeki siyasi kavgaları diyor. AKP CHP kavgasını rejimin dindar milliyetçi ve seküler milliyetçi ayaklarının tartışması olarak yorumlamak doğru olmaz mı? Sana soruyor iktidar muhalefet yerine rejimin sağ kanadı rejimin sol kanadı dense nasıl olur diyor. Sana soruyor. Ee, orada bir yanlış anlaşılma olmazsa söylediklerini ben anladım. Ee, böyle konuşunca ya bunlar devlete bağlı da işte kimisi de sol demişler, kimisi de sağ demişler gibi bir şey almazsa olabilir neden olması? Çünkü çünkü biz ne dedik? Siyaset batmış vaziyette. Bit, bit, Türkiye'de yok. bitmiş rejimin vaziyette. Rejimin sağ kanadı, rejimin sol kanadı diyor. Yani oldu. aslında rejimin demek çok rahatsız edici bir şeydir aslında. Ama diyorsun Bazı böyle yorumlara yorumlara da saygılıyım diyorsun. Ya tabii ki saygılıyım saygılı olmaz mı? Ben aslında Aa. o yaşar mıydı adı? Emir Berke yaşar. Ha. Eee söylediklerine aslında katılmıyor da değilim. Katılmıyor da değilim. O önemli bir şey. Tanımlanmasında Yani iktidar muhalefet kavramını kullanmadan nasıl anlatacağım? Nasıl anlatacağım? Hep alışmış insanlar ağza ağza ortadan değiliz ağızdan değiliz herhalde. Evet. Evet. Sayın Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet, şimdi, evet o videoyu izleyelim bakalım. Tamam. Niye? Terörist evet. Ama biz bu teröristi istiyoruz. Bize vermiyor. Ve bize sudan uydurma tabirler. E kusura bakma. Sen bunu vermiyorsan ha bundan sonra sen bizden herhangi bir terörist istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın benden herhangi bir temin bak He. herhangi bir terörist He. ama ümit ama... haklısın bir tek sen değil milyonlarca insan son için söylediğini zannediyor bunu bazı şeyler vardır hani Galatı yanlış meşru. Ve... ha gal şey Galatı meşru. Ee... Galatı meşru diyorsun ama tam Galatı meşru değil ama tamam anladım. Galatı ee, meşru yani diyelim yani o Galatı, Galatı meşru. Sayın Cumhurbaşkanımız yani, ben buna sonra birine... vermeyeceğim diye bir kelime a söylemedi. Ben oğlumla bile iddialaştım. Oğlum dedim bana bu iddialar. Hangi a bunu gösterdi? Senin ha, mı dedi? Abi, Yok ama, reha dedi. Reha dedi, reha dedi yani. Baba dedi işte o da dedi. şey işte, ha Sayın Erdoğan. Söylediği söyledi, sözü çiğnedi söyledi, olmuş şu Ya şu siyasetçi bu ya siyasetçi ya bu. İşte Yunan Başbakanı Miçotakis'ten görüşmeyeceğim dedi görüştü. E, Net, Net, Netanyahu'yla görüşüyor. Ve gelecek o da gidecek. Evet İstride. gidecek. Ve doğru bence. Yani o, ben demiyorum ama bu konuda diyorum. Bu konuda yoksa siyasette Ümit abi biz de siyaset yapsak Tabii. bugün mecbur kaldığımız Tabii. bir şeyi dün inkar etmişsek bile bugün kabul edeceğimiz olabiliyor. Yani şey ya, demiyor. Dün, bugün bugündür diyor e, adam ya, oradan ama geldi. Aslında sadece o değil. O da bak Galatı meşhur olmuş bir hikaye. Hayır orada ama hikayede bir şey daha var. yürümekle yollar aşınmaz Bence çok güzel bir Çok yürümün. güzel. Evet. Nasıl onu o kadar kötüye alıp da şey yaptılar? Evet, bunun sol uzun süre. Evet. evet ya. Sol uzun süre bunu kötü bir yaptı ya. Ama yürüsünler ne olur anlamına. Çünkü yani adam, adam, diyor ki yürüsünler işte. Özgürlük yürürlük, ya yürüme diyor. kardeşim diyor. O da şeyde. Ben öyle algıladım yani. Evet. Hayır Demir ele diyorlar ki efendim diyorlar siz şeyle görüştünüz mü? Hem de tam Görüşmedim diyorlar. Görüşmüş o gün. Görüştü öbür gün anlaşılınca Efendim diyorlar Memduh daha maçta görüşmedik dediniz. Görüştünüz orada. Yani dün, 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 bugün, bugün. Bunu bugün, bugün. <laughs> <laughs> ama çok doğru yani. Ya söz ustasıydı söz ustası rahmetli ya. Demirel. Acayip ama o çok ya, iyi yapıyor da. Ya yürümekle yollar aşınma seni de şu öz eleştiri için tebrik ediyorum. Yürümekle yollar aşınma. Ya şimdi, şimdi Erkan yürüyor. Hatay'da mı yürüyor? Ben özgürlük hala Hala da öyle. Ya şey. özgürlük manifestosu. Ya. Sol bunu. Vay bunu dedin alçak. Ya bir şey diyeyim mi? Ne <gülüyor> kadar maksimalistmiş bizim sol farkında mısın? Yani Bugün hadi yürüyün bakayım, ama o gün, hadi yürüyün bakayım, yürüyün bakayım. bakayım. <laughs> o günlerde e, şey, tansiyon hep çok yüksek yürüdüğü <laughs> için bir şey bulacaktı, eleştirildi. Yani sen zaten. bugün 71 Türkiye'sine döndüğünde, 70 Türkiye'sine döndüğünde Demir Demirel'e faşist diktatörlenmesi falan komik mi buluyorsun? Aslında e, komik buluyorum aslında, <laughs> komik buluyorum. <çünkü gülüyor> o o, da, o da mağdur çünkü, tamam tabii. mı? 12 ne? Mart olunca da sol gruplar sevindi. Ha, ha, bir dakika. 12 bu ay, hayır 12 Mart olunca sol gruplar sevindi. İlk, Yok. ilk gün ya, 9 Mart'ta ne ne olduğu çıktı ortaya. Sonra o yıl, var. Ergel. Oh gittin Süleyman, yani, yani, Süleyman Demirel gitti. O o, o ö, öyle olanlar da gördüler, sonradan gördüler sonra. Gördüler oluyorsunuz evet. Asıl asıl <laughs> e, sonraki hükümet. Yani Nihat Erim'in başına geçtiği. Gördün mü Ben darbelere CHP'li Nihat Erim'in başında olduğu ve bayağı iyi teknokratların da Atilla Karaosmanoğlu vesaire gibi. 12 o hükümet katife eldiven içinde demir yumruk demir yumruk. çıktı. Bir şey söyleyeceğim sana. Demirel başbakan olsaydı balyoz operasyonu yapılamazdı. Ben de yapılamazdım. Yapılamazdık. O, o, o Demirel'in başında olduğu... Şey. Erdoğan'ın cesareti... Bal yani. Hayır hayır hayır. Balyoz var. Solcuları yıkan geçen operasyon. 12 Mart'ta. Ha o, o balyoz. Ben de Ay, şimdiki Çetin Doğanların balyoz, Ama şu... Bugün baktığında Bak 12. Eylül. Şimdi pis bir, bir Sen diyorsun ki Mustafa Bey. E, bugünkü onun şeyiydi. E, Erdoğan'ın cesaretiydi. E, tabii. Neydi? Doğru bir şey miydi e, cesaret oldu? Tabii ha, ki. ki tutuklanması. Tabii tutuklanması şöyle. Orada bir suçlu varsa herkes masumdur demiyorum. Ama bir bir suçlunun yanında 100 tane masum Bak, ben sana ve milli orduya kurulmuş diyorsunuz. bir kumpastır. Hah. Bunu kabul ediyor. ediyorum. Tabii. Doğru, doğru. o, o orada doğru. ergenekon. er Doğrudur. doğrudur. Yalçın noktanın tespiti doğrudur. Bir, bir, şey, söyleyeyim, kupaz. bir evet. şey söyleyeyim bakın. Ee, o Ergenekon'da ki hep çoğunu tanıyorum ben zaten. Evet. Siz tam o zaman destek e, verdiniz Ergenekon ben de ben de. Destek ver. E, yani ben, ben de. başından itibaren Sayın Doğu Ferici'ki de, de gece siz karşılamaya gittiniz. Evet. Hadi, evet. o resminizi hiç unutmuyorum ben. ben evet. Arkadaşa şey gibi ben koruma gibi duruyordum. <laughs> <laughs> diyor ki Polat Alemdar'ın yanında duran Abdülhey gibi. Abdülhey. <laughs> <laughs> ama bütün fotoğrafları var o. Allah ya. Ya Ümit abi cesur musun? Neyse sana, şunu abi. söyleyeyim. Ee, o e, hikaye sonunda o kadar acıklı bitti ki. Evet. Abi edenler. <laughs> Doğru. Ya ben o dönem önemli olanlar, şey aktörüyüm ya. Ergenekon, e, Tatar, 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 Tatar Ahmet, Tata, Ahmet Ali Tatar, Ali Tatar, Ergenekon. ama Ali Tatar, şey evet. yaptığında Sevgili bir Ziyeli. tane öldü gitti şimdi. Sevgili Ziyeli bak o da bir sembol oldu. Aslında Ali Tatar o dönem tutuklanacağım diye intihar eden 3-4 kişi var. Bak, Olgun, diye bir, Olgun diye bir şey var. Onu mesela anmayacağım. başka kimse. bir deniz subayı evet, var. Işte o, yani. o, e... Ama o olay bak bana göre yani öyle bakmamak lazım. Olay da yani Ali Tatar bir sembol oldu ama Ali Tatar bir şey anında kendini vurdu. E, çünkü da, bırakıldı sonra e, evet, tekrar evet, evet, e, evet. alınmayı. Diye... Orada yani baktığında usul yönünden çok büyük hatalar yapıldı. Yani, yani çok büyük usul çok şöyle diyelim. Ergenekon'dan önce bir e, adı Ergenekon örgüt bence vardı. İşte Erol Mütercimler bunu söyledi. Kitabın ilk Erol Mütercimler ya, yaptı. Darbe teşebbüsleri var Yani mı? silahlı kuvvetler içine girmiş bir kontur gelirler çete yapılanması vardı. Memduh Ünlü Türk de bunu söylüyordu falan. Bunu aldı ve dolaştılar. Bir sürü yani sevmedikleri o çete adı vardı. Devleti mi yıkacaktı? Devleti değil. Ha. Ama, bir, Ama darmıyordu. içeride kendine bir Değil saha yaratıyordu. 27 Mayıs var veya Talat Aydın'ın Ve düşüncesi gibi. Var, Olmayacaktı mümkün. Hele ki o emeklilerle bilmem neler o bir film değil de Sen de 99'daki zileli Veli karşı son derece şeydi Veli bir çeteci görüyordun yani 99'da 99'da. Yani tabii. Her ya, ya, görüyordu. Ok, bize bize gelen elimizdeki bilgi. Bilgi belki. Doğru. Doğu Belediye'de görüyordu. Evet. görüyordu. Ama sonra Zeynep Küçük kızı yani. Aa, sana beraber. Tabii. Ama ondan sonra işte Hikmet Çiçek Veli Küçük'ün kitap yazdı. Ama şöyle bakmak lazım. Ona dikkat et. Bak. Ben Veli Küçük'ü de kendi içinde delikanlı buluyor. Niye? Bu olaylardan sonra ya ben mağdur oldum diye çıkmayan iki adam var. Veli Küçük, Kemal Kereçsiz. Bunlar Abi de... bir de ortalığa çıkmadı. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek davasına inançlı o adam. Adam onu hani Çıktı Doğu tamam. kriminal bir şey yok. Mesela Kemal Kerinçsiz ben suçsuzum diye de çıkmadı. Çünkü Kemal Kerinçsiz de Veli Küçük ben suçsuzum diye çıktığımda bana bir suçsuz bir de bir şey söyleyeyim. Bak ben o dönemi aktör olarak söylüyorum. Vallahi Veli Küçük Kemal Kerinçsiz gibi bir, birkaç aktör sayesinde o kadar kişi Çünkü onlar o kadar artık suçluydu ki ya Kemal Kerinçsiz Hrant Dink'i falan aleni tehdit ediyordu bunlar. Ama bak, bak. bak Ermeni tamam, bak Ermeni. Asıl bak. Onlardan hareket edemek bu başladı yerlere. Şu çok önemli bak. Öyle diyorsun ama bir türlü bunların silahlı olması lazım ki örgütün. Hmm. Değil mi? Ergenekon silahlı e, evet. örgütü olacak ki devleti yıkmaya doğru yürüyebilsin. Silah nasıl? Onun için o Danıştay davası getirdiler oraya monte ettiler. Evet. Ha? Tabii hepsini birbirine karmak zorunda. Bir... Sevgili Zileli. yüz katılıyorum. Suçlu varsa da serbest bırakılması lazım. Tabii tabii. Ben, ben Sevgili Metin Feyzoğlu da burada. Sen şu anda Arın Soğuk olabilir ama saygılı Arın. O, o yaptı. 25-26 Aralık'ta gitti. Başbakanlık ofisinde Dolunbahçe'de. O, 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 Sayın Erdoğan'a başbakanlık döneminde. Bir madde eklettirdi. Bunu yaparsanız dedi. Evet. Hukuken dedi. De hep serbest kaldı. Ama dedik. zaten. Deli Paşa'da da dahil, hep serbest bak, kaldı. O da şey. Ya ben bundan da gayet memnunum. dakika. Ben o da sürecin içindeyim. 17 Aralık'tan e, 4 gün önce Kadir Çelik'in programı. Hatta Sertel de var. Tabii hissediyoruz artık. Koku geliyor. 17 Aralık'tan 4 gün önce. 17 Aralık e, 4 gün. Evet. 13 Aralık. 17 Aralık Pazartesi'dir. Perşembe günü de şeyin programı var. Kadir 17 Aralık Salı'dır. 17 Aralık Salı 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 Salır, Salı. salı. Çünkü ben Çünkü Hakan Şükür pazartesi Ay, yani 16 Aralık pazartesi ben Doğru. yayındaydım. Hatta bizim Ümit Özat çok oldu. Her neyle ilgili porno kaset geldi. Bizim de porno kaset geldi. <laughs> o gece <laughs> 16 Aralık 17 Aralık'a Aralık. bağlayınca. Ha o aptal şeyden. <laughs> şey... Susturmak için beni. Biliyorlar. Ondan 16, 15, <laughs> 16, evet, 16, 15, 14, 13, 12 Aralık Kadir Çelik programı. Bağlandım. Cem de var? Atilla Serdar dedim ki bu dedim Ergenekon bari usul yönünden çökmüştür. Anlıyorum çünkü geliyor. Atilla Serdar de çok sevindi. Evet Rasimciğim <laughs> <laughs> dedim usul yön, çökmüştür. Hepsi bırakılmalı. Ya o zaman tabii o, o kavga da duyulamıyor. Ben yani bunu diyorum ama hürriyet falan desteklemiyor. Çünkü hürriyet falan o dönem diyor ki ulan Tayyip Erdoğan'la götürecek bunlar hop <laughs> falan diye. Düşünce var. <laughs> usul yönü aynısı 3 Temmuz olayında da yaptım ben. Dedim kardeşim 3 Temmuz'da dedim. Usul yönünden çökmüştür. Çünkü bunlar İlk verilen karar verilen. İşte Temmuz şey şike olayı. Ha işte şike orası. olayı, tamam. Çünkü Fethullah dedi ki Veli Küçük dahil dedim. Hatta o zaman evet. Şamil Tayyar tar Şamil Tayyar dedi ki Veli Küçük bırakılamaz. Açık ol hukuken bakmıyordu. Ya. O şey diye bakıyordu. Suçlu hepsi bunlar katil. Çünkü ona bakarsan Ergenek onun içinde mafyalar da vardı. Şey var. E, Direcali, Mirecali bilmem ne. Direcali falan var da, kim e, var ya? vardı. Kim Sedat Peker de vardı. 10 sene aldı Ergenek ondan. Sedat Peker yani orada şeyler vardı. Anlatabiliyor muyum? Ya orada bir at aşure dedi. Aşure lezzetlidir. Şu böyle karman çorban berbat bir şey Mesela kurtulalım mantığıyla. En güzelini yaptı Sayın Erdoğan. Hep ee, usul Yasa ve. çıkarttı. Kanun hepsi. çıkarttı. Mart 2014'te. Herkes dışarı çıktı. Hepsi çıktı. Şimdi Doğru. sana bir video attım. Mart 2014 ile ilgili. Bu savcının heykeli nereye dikilmesini istemişti sen? 2009'da o. Sen de program yapıyordun. Ama yapıyordu. öz eleştirisini yaptı. Ya, Tövbe. ya öz eleştirisi kardeşim. Hayır <laughs> ben dalga geçmiştim. 2009. Şimdi, ümit, ümit, nasıl Nasıl soysuz çıktı ama. Tabii tabii. Ama bir dakika onlarla da sonrasında biz sonrasında, sonrasında Görmediniz onu. Abi, Aslında abi, o konuda, e de başlıyor. O konuda siz bizden daha erken gördünüz. Allah için hakkınızı teslim edin. Siz, teslim yaptım siz, yaptım siz de Sayın Perinçek de Aziz Başkan da İlker Başbuğ da ben, 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 hakkınızı teslim edin. Metin Feyzoğlu da. Ben ona katılmıyorum. Şimdi bak. Doğu Perinçek. Yalnız, Selay attım attım. yaptım. Aziz Başkan o süreçte cemaat bana bunu yapmadı diyor. Ekeriye geriye özlerle çok yakın nasıl Başkan. sucuk bucuk korkusun korkusundan ne? Korku korku yani o işler şimdi karışık. Az Yıldırım'ın sucuk. Ya baba sucuk yiyordu beraber maç. Ama uygunlardı. sonradan güzel direndi Aziz başkan. Ya başkan. o ayrı bir Hazine konu. Gayet iyi. Ama bak evet. ama bunu, yüz akıyla çıktı. bu yani. doğru evet. değil. Yani bir adam 28 Şubatçılar ona sığın. Efendim bir de Fethullah Gülen'e karşı bu darbeyi yapmıştık. Değil. Yani sen eğer Tüm dini grupların düşmanı olursam arayı Gülen de dini gruplardan biri olduğu için ben çıktım diyebilirsin. Doğru. Bu doğru bir şey değil. değil. Doğru. Orada bak hayati fırsatı CHP o şöyle kaçırdı. Unutmayın. Zekeriya Özle ilgili 17-25 Aralık oldu. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Değil evet. savcısı dedi. Adam gibi adam dedi. Adam gibi o, adam. Evet o da TV'de manşet attı. Kılıçdaroğlu Zekeriya Özü övdü böyle şey olmaz diye. Zekeriya o dönemde Tayyip Erdoğan'ı tutuklamayı kafaya tokmuştu. Şimdi Bilal Erdoğan tutuklayacaktı falan. Onunla biz ona Tabii canım silahları şeyini şeyler, Tabii şöyle geldi hatta şeye girdi. Polise polisi, polisten bıraktılar diye şeyi bastı. E, vatan bastı. Hatırla. Biz de o sırada dümdüz gidiyoruz. Hadi bakalım Zekeriya gel bakalım falan diye. Yani işte o zaman büyük bir savaş. O savaşı kaybettiler. Ama orada şu olan şu. Tayyip Erdoğan'la Fethullah Gülen'in savaşı sırasında e, eski Ergenekon tanıkları Tayyip Erdoğan'a istek vermediler. İzlediler olayları. Korktular tabii. De, Mete Yarar dedi. Mete evet. Yarar korktu. Sabah yolda çıktı. Tabii. Çünkü askerlerde büyük bir travma olmuştu. Bunları yenemezler. Fethullahçılar bunları da tutuklar. Fethullahçılar bunu içeri atar. Doğu Perinçe'ye spor... ayırıyorum. Seni ayırıyorum. Çünkü Ulusal Kanal çıktık. Aslanlar gibi direndi. Tabii. Yani o gün işi partisiydi. Aydınlık hemen. gazetesi. Hemen Tayyip Erdoğan Tabii tabii. Peki, Ben ya. yokum orada. Hayır, Tayyip Erdoğan derken Gülen Tayyip Erdoğan dese tabii, de ben dedin. de öyle. hala yani, yani, espri 28 sen, Mayıs seçiminde de öyle Sen bu süreçte kripto Tayyipçisin diyordur. Sen gülüyordun. ya şey ee, neydi o? Beraber çıkmıştık da bana da darbeci demişti. Mümtaz Ertürk Ertürk'ü. Mümtaz Ertürk'ü. Şimdi şöyle. İşte işte işte. Evet. Ha, bak orada Sayın Zileli de hemen Sayın Ferit arkasında. Koruma gibi duruyorum. Evet. Abi Abdülhey gibi duruyorsun bak. Sevgili Ahmet Üstün'ü kullanmışsın. ses ver ses ver ses ver ses ver. <laughs> Bu şey... Mart 2014 Silivri çıkışı. Evet, <laughs> evet Silivri çıkışı. Kınından çıkmış. Yıkan fedailerin, öncülerin büyük mücadelesiyle oktaliye kararı verildi. Bizi tahliye ettiren onlardır. Türkiye halkının fedaileridir, öncüleridir. Şu anda Erken Ümit abi nasıl bir <laughs> Kardeşim attı, Murat Albayrak attı bunu. <laughs> Ümit <laughs> abi. Orada olmaktan gurur duyuyor. Gurur <laughs> duyuyor, çok duyuyor. Biz, Ama de sizi bize, takdir ediyoruz. Görevler hazır. İşte bu kadar, Sor, bu, tamam. Sevgili bu, bu var, kadar kadraj, kadraj, kadraj bu kadar olabilir. bu kadar yani, <laughs> al şak diye. Daha, daha ötesi olamaz, başka giren de yok bak. Kadraja başka hmm. giren de yok. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ama bak, Ümit ben, abi o zaman da yakışıklıymışsın. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Mesela Nedim Şener'in bugün hey tar, de, bugünkü konumuna gelmesi de o süreçtir. Yani 17 25'te o da oradan devlet desteklemiştir. E evet, tabii o, ya o bir yolu oldu. bir hepimiz e, bir, şeyleri gördük yani. Ama orada eski bak, hatalarımız sevgili, olduğunu anladık. Sevgili Albayrak bu bir, bir ortak noktada buluşuldu. Ya Ümit ne kadar işte. ortak ama, değilim dese 17 25'te <laughs> 17 25 sürecinde maalesef bak eğer CHP deseydi Türkiye'de iktidar ortaydı. Evet. Bak sen dün bunları destekledin. Ergenekon bugün sana geldiler. ya bugün sana tutuklamaya kalkıyor Fethullahçılar. Biz Burak geçmişte yaptığımız hatalara rağmen senin yanındayız deseydi o konjonktürde fiilen CHP iktidar olurdu. Fiilen onlara... Çünkü bambaşka bir ortam oluştu. Gene olacaktı neredeyse. 2015 seçimini kaybetmişti MHP olmasaydı. Ama işte orada şey değil. Yani mesela MHP de 17-25'te başta ikilemli davrandı ama sonradan hop hemen şeyi döndürdü. O 7 Haziran'a doğru İbre'yi döndürdü ve dolaşılara karşı beraber izledi. Ve 15 Temmuz'a kadar bu hikaye gitti falan filan. Yani dolayısıyla orada işler karışık. Şimdi ben biz mücadele ederken 2013'ten sonra Doğru. Ergenekon balyoz tanıkları korkuyordu yani. Ben Ahmet hariç. O adam hariç. Kim? Ahmet Zekiçuk, o Aynen. Aynen. çok, o zaman da çok aktifti. Evet. Onu da korkuyorlardı. Çok acıvasız yani, yani adam, şimdi ve... Kayseri olayını ortaya yani çıkardı. Yani çok saygı için. duyduğum evet. kor bile zamanla röportaj verdi. Yani istihbaratçı var ya bizim. Ya insani ya. bir duygudur. Yani. Korku. Ben çok korktum. korktum. Evet. Çok yani herkes ya, Necdet Özel'e ben neler bak. diyordum. Saman nasıl çıkar bu subaylar? Bağırıyorum. Bak herkes, 2014'te, 15'te. Senin gibi, Ümit abi gibi, Cem gibi herkes ben Nedim Şener gibi cesur olamaz yani. Ki belki şöyle hapisteyken her insanın korktuğu, belki cesur dediğimiz insanlardan bile korkanlar vardır. Yani. Ben bir kere senin bu saydıklarına da cesur <laughs> falan olamaz. Hepsi Yani evet, <laughs> <ikide> de cesursunuz. Cem <laughs> de cesur. <laughs> ya yani şöyle, evet. bu arada, yani işler karıştı. Bu arada şimdi şöyle, arada bir söylüyoruz ya Ümit ha. abi sen gizli Erdoğan'cısın falan diye. Hayır şeyde, 17-25 sürecinde, şimdi doğru kripto tahipçiliği şöyle, bunu yani tabii ki dışarıda bunu söyleyemezdi çünkü o zaman ya şöyle, muhalif doğru. kitleyi ikna etmek de çok zordu o zaman bakın, yine. Şimdi bakın, te televizyonda da biz bunu konuştuk ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta bana şey sordu Sedat. Dedi ki abi dedi peki dedi bugün dedim mesela Cemal bir de taraf, şey girse bir tarafta. Ee, e, Abdullah Gül. Abdullah Gül olsa bir tarafta e, Tayyip, Tayyip Erdoğan e, olsa. Dedim ki, sen dedim bana 40 katır mı 40 satır mı diye soruyorsun dedim önce. Hatırlıyorsunuz. Evet evet, evet. Gül de öyle değil ama yani vallahi dedim öyle olursa ben dedim egzeterliği kabul edeceğimi. Kasımpaşa'lıyı kabul ederim. Eyvallah. Dedim. Çünkü dedim ne olduğunu biliyoruz. Kim olduğunu biliyoruz. Ama dedim, ya da cemaat Erdoğan mı dedi. De, Erdoğan'dan yanaydı. sen. Hani onu Kesinlikle rahmetli o... Yaşar Nuri'ye söylemişti. Yaşar Nuri'ye söylüyor. Çünkü Ruhunda birisi seçimle geliyor. Abi Yaşar Nuri, Nuri'ye, Nuriye Allah'a var. Cemaati de bir tek Erdoğan bitirir diye söylüyor. Söylüyor. Tabii tabii. için. Onun dışında başka hiç kimse bu temizliği yapamaz. Ya ben bir şey söyleyeyim. Yani. Sizi bak yanıltıcı bir şey söyleyeceğim. Şimdi şimdi Abdullah yapıldım, Gül'ü. O Abdullah Gül'ü insan olarak sempatik bulmam. Antipatik bulurum hanımın manımını da açık söylüyorum ama bir konuda adama tıpkı Galatasaray meşhur gibi şimdi bu Abdullah Gül vallahi de billahi de Ergenekon balyoz o kadar militan falan değildi yani. Abi, savcıyı vallahi bulan Vallahi değil. Savcıyı bulan o. Delillendirin bunların altını yani doldurun. Şöyle, şöyle yani bazı imajlar var mesela ben hep söylüyorum yani bunu abi kim neler dedi ben yaşadım ya. Amerikalılar Ergenekon Balyoz'a çok hevesli değildi. Avrupalılar hevesliydi. Avrupalılar bizi destekliyor. Bizim taraf gazetesinde Amerikalılara kaç defa niye giydirdik? Desteklemiyorlar herifler ya. Çünkü ki bunu ama ikna edemiyoruz. Öyle bir algı oluşmuş ki burada Doğu Bey'in de tabii. Evet. Amerikan düşmanının büyük etkisi var. Yahu biz abicim Washington Post'ta New York Times'da o kadar eleştirel makaleler çıkıyordu ki. Ya kardeşim bu doğru değildir. Bilmem. Ezgi başaran vardı. O bunları çok iyi bilir. Biliyorum. Evet. Hatırla. Ama Avrupa öyle değil. Avrupa biz ne desek uyardı abi. Avrupalılar ders sattı. Foglar Uyaklar bilmem şeyler, neler. Yani bak İngiltere. E, ee, İngiltere de uyanıktı. O da çok destek vermedi. Ya, çünkü... Ama kıta, Avrupa, kıta, Avrupa'sındakiler Türkiye demokratikleşiyor diye bizim gazımıza geliyordu. Ama evet. Vallahi Amerikalılar, billahi Amerikalılar böyle Ergenekon'du, Balyoz'du, oh gebersin bunlar demiyordu. Fakat sonradan bizim askerler, baş tehlikeli baş bir imam tarafından, Fethullah Gülen tarafından içeri atılmayı hazmedemediği için bizi Amerika içeri attı. Hani adam şimdi Mike Tyson tarafından dövülmekli, Rasim Ozan tarafından. Bak, Fethullah Gülen Amerika'nın adamı değildir demiyorum. 15 Temmuz ayrı bir hikayedir. Ben Ergenekon, Balyoz yaşadım. Mustafa abi. Hani mesela sen jeofizik mühendisi olduğun için bu depremi harpla yapmıştır bunu yemiyorsun. Yemiyor. Ama senin bütün arkadaşların çok iyi yiyor değil mi? Tarafta bir çocuk vardı. Ee, Kim? Ermeni. Harkare ya. Hayır. Daha genç. Sevan Nişanyam. Hayır. Başka Ermeni yok. Ya vardı yazı, yazılar yazardı sonra kaçtı yurt dışına. Hayko Bağdar. Hayko Bağdar. Sonradan ha. o. Sonradan. Sonradan. Hayko ha. bizim zamanımızda yoktu. Marksist. Ha. Ha. Bizim yayına geldi. Bak 2008-2009 kaç tane Amerikan kaçtı yazın var? Niye biliyor musun? Destekleme ya. Evet. Mesela Türkan sayılır. Hayır bak ben sana dürüstçe söylüyorum. Aa, bana ne Amerikalılardır? Ama ya doğru değil. Ya geçen anlattım ya Özkök'le gittik. Evet kapatıyoruz biraz. Özkök'le gittik en meşhur yere. Ama o kadar uydurma yerleşmiş ki. Ben gittim diyor siyahiden adamlar geldi. Biz bu gebalist subayları tutuklayacağız. Ya bilakis Amerika her zaman Türk ordusuyla iyi geçinmiş. 12 Eylül'de. Yarınki 28 bu. Şubat'ta. Doğru mu? Korkusuzluk. Yani ilk başta, ilk başta Yarın abi. i̇lk başta. Nasıl şey, geldik bugün yere? Sevgili, 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 bugün i̇lk Alacağım ordusu, abi, Hem de para verip alacağım. Abi, Türk ordusu. İlk, i̇lk Ergenekon. Türk ordusu. Kore kararı alınıp gittiği andan itibaren artık artık NATO. Bak, sen daha ordusun ama bak dinle Hayır, beni. Hayır ama onun devamı da de bu geldi. Veririm. Ben size bir örnek vereyim. 100% yüz katılıyorum. Ben size bir katılır. örnek vereyim. Abi Zeki falan bunlar biliyor. Ahmet Zeki Üçok. E, ee, neydi bizim istihbarat paşa? Ha, İsmail Hakkı Pekin'i. 3-4 Pekin. yayın yaptık onlarla. 3-4 tane yayın yaptık. Üçümüz. Ya ben dedim ki onlara bu tezimi, Ya arkadaş dedim. Bu tutuklananlar Amerikan karşıtı falan değil. Bunu da anlatır. Ya Ahmet Zeki Üçok orada dedi ya. Ya Cem Gürdeniz dedi. Çok Amerika'yı destekleyen bir adam. Amerika. Sonradan ya. dayağı yiyince anti-Amerikan oldular. Ben tanırım çok yani, saygı duyuyorum. Evet öyle ama ilk başta Mahyolatan şey şeyinin o bir da bir var, 2008 değil. öncesi Abi, Paşa Paşa'da Amerikan karşıtı değil kardeşim. Bunlar mizuri. Ya bir kızı Londra'da bir kızı Washington'da. Ee, yani, Oğlum kızım sakın gelmeyin diyor. Şey, şey, Cem Gürdeniz o. Cem, Cem Gürdeniz'in o, o samanyolda tapelerde evet. şey, inandığında. Bu olay böyle oldu. Bunlar Bak ben Burcu dedim. Mesela ben, örnek. işte onu söylüyorum. 50'den sonra neredeyse mida, 60 yıl bu bak, olmuş. Doğru. Ama ama bak. Ben önce, örnek, örnek. Şu an TÜSİAD'da Henry Markey açıkladı. Ya arkadaş TÜSİAD'ın bir başkanı geldi bana siz neden bu Fethullahçıları Türkiye'nin başına getirdiniz? Neden askerleri tuttunuz? Yapmadık diyor adam. Bilmem ne. <laughs> TÜSİAD'cı. Diyor niye yaptınız? Niye yaptınız? Şimdi <laughs> bayağı anti Amerikan oldu son dönemde. Niye? Koç ailesi, Abancı niye abi, zaman gazinin arkasına ilan verdiler? Ya o, ya o, 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 o güç 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 neyse ona abi ya gittiğimiz yani bak abi Ertuğrul ki tek Amerikancı ben kaldım ya arkadaşları <laughs> abi çünkü niye bu çok basit sen benim bu dediğimi anladığını düşünüyorum Abi tutuklanınca bunu Amerika yaptı demek var Güler yaptı demek Tabii. var değil mi? Bir Mike Tyson'a dayak da yemek var. Bir de Rasim Ozan'dan dayak da yemek Pendik spora Mike yemek Mike, var. Mike Tyson'dan dedin. Yani onurlu bir şey yani. Mike Tyson'la gittik. Dayak bir tane. Yani. Şimdi şöyle mesela Galatasaray yarın Manchester'a 4-2 yenilsin. Yani bunları Beşiktaş, Adana Demir ben Spor 4-2. Ben alkışlarım valla yine de iyi fena değil. Yani ben. ama sevgi... <laughs> ama bu Gerçek Fener'de Manchester'lar <laughs> <arkadaşlar> diyorsun. Ama, <laughs> Asla yapmam öyle <laughs> ama sen bu, sen milli bir sevgili... yok, yok millilikten falan <laughs> değil ama puanımıza etki ettiği tamam. e, şey, Sevgili Ümit abi. Sevgili de bu ama öyle yerleşti ki. E bu galati meşhur. Bunu durduramazsın. O dönemin gazetelerle bakın Washington Post'ta New York Times'da ya Fethullahçılar orada Ergenekon operasyonları lehine yazı çıkarmak için ne rüşvetler. Ne rüşvetler veriyor. Dünya kadar para veriyordu artık. New York Times'da Washington Post'ta eleştirel bakıyordu ya. Soner Çağaptay vardı. Hmm. haberi Ha aleyhe yazıyordu. Aman onu o kontrol altına <laughs> alabilmek için. Neler yaptılar? Tüh kaçırmışız be biz orada olsaydık paralar paralar. Hayır ama, ama, dikkat. Yani o konuda Amerikalılar <laughs> Çok para yedirdim. eski müttefiklerini kaybetmek istemiyorlar. Dikkatlilerdi. 27 Nisan muhtırası 3 gün sonra kınadılar <laughs> ya. Şimdi, ne eski ne müttefikleri gel. geldik. Ama şey, eski, eski müttefikleri Kemal, demek. Kemal ister değil. eski askerler 12 Askerlik, Eylül doğru. askerler. doğru. 28 Şubatçılar Amerikancı değil miydi? Abi, ki Amerikancı e yani, ya çok uzun yıllar önce daha sizin iktidar oldu mu olmadı mı tam hatırlamıyorum. Ben bir, bir çok ağır bir Gülen yazısı yazdım. Yani daha henüz FETÖ, METÖ yok, e, şey falan daha yok. Nasıl geldi, nasıl etti falan. Diye. Böyle bayağı giydiren bir yazı yazdım. Bana bir, bir hafta sonra, sonra bir, bir zarf geldi. Kırıyoruz. Açtım içinden bir çek çıktı. Ah. Eyvah. Yok ulan. Komple Le, Le Express. Kumpas, kumpas. Şeydeki, Fransa'daki. Benim yazımı kullanmış. Aa. Ah. Tabii bunu almışlar. Fransızca'ya çevirmişler. Oo. O da telif. Işte. Telif, telif, ha, telif, geldi. telif geldi ya. Frank olarak. olarak. Şaşırdı. <laughs> Şaşırmak ne <değil> diyeyim? <mi? gülüyor> Öyle bir şey düşünebiliyor musun? Bayağı da iyi. Anlayacak kadar ilkeli adamlara bak. Yazıyı koyunca telif koyunca. Haberim bile yok benim. Yani. <laughs> Ama çok saygın bir davranış. Çok. Yani. Çok. Çünkü o bir kul hakkı. Ama yani batılılar sen yemek bu, sarf etmişsin. Ama bu konuda. Allah'ın gavuru yapıyor. Batılılar bu konuda. <laughs> bu işin gavuru türkü. Batılılar bu nasıl? konuda copyright'ta daha üstübanca tutulurlar. O yüzden Bizi başarılı oldular. çalar. <laughs> abi o yüzden başarılı oldular ve 200 evet, tabii. sene dayak, evet, dir dayak yiyoruz. Ya. Bunu kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Yani bir bizim biz medeniyet olarak mağlup olduk. Mesela diyor ki Batı'da çekler ödenir. Bizde. E şey tabii orada bir de var <laughs> çekler ödenmemek şey yazılı. Hayır e, yok Türkiye'de de şu anda çeke ödemelerimiz çok iyi. Korku korkudan ama değil mi? Korku korku tabii. Eee Batı da öyle hazır. Batı, 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 şey... Batı da öyle canım. Batıda çek Batı'da ne? Bu olmaz tabii. E, tabii. Ama e, mafya babası ya hiç şeyden girdi. Şeyden girdi. vergiden girdi. Şey, e, Al Capone. Al Capone'u tabii. O arada bitiriyoruz yayını. Eyvallah. De. Güzel güzel bir <laughs> yayın oldu. İle bu arada cübbeli Ahmet dolandırıcıdır demişler. Hala duruyor mu? E, yalan mı? ama. Evet, evet işte. Önümüzdeki hafta Cübbeli abi'yi çağıralım ya. Yani, bunu. Dız, dız, dız. Gerçi yerli millidir dedin ya, sen. ama. Yerli ya. milli ben yine kaldım. Yerli milli dolandırıcı. Yerli milli. Donadır, yerli donadır. Donadır. Ya sen bir, bir baya şey Ama, çok, donadır. Donadır. Bir, bir şey ama çok güzel <laughs> örnek verdi. Dedi ki Kurtuluş Savaşı'nda bir biz tabii sürü. çeteler mi? Mafyalar, var. çeteler kadar. Zaten şey Mustafa çok bu konuda çok ciddi. Gerçekten <laughs> 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 çok iyi Mesela ben bir şey söyleyeyim. Şak karşıda topa ulaşmadı koyuyor. 29 bir şey 29 Ekim'e doğru bol bol tartışacaksınız zaten. Sevgili seyirciler haftaya yine 20.30'da ee, Lider TV ekranlarında görüşmek üzere.